Evet, yayınımız başladı. Herkese iyi akşamlar. Görüntüde ve seste problem var mı yok mu hemen hızlıca bir teyit edersek yayınımıza başlayalım arkadaşlar. Şuradan bağlantımızı hocamıza gönderelim. İdris Kökten. Teşekkür ederiz. Sıkıntı yoksa güzel. Tamam. Ali Ekber hocamız da geldi. Onu da alalım. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Mustafa Hocam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkürler. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok şükür. Bizler de iyiyiz. Yoğun bir haftanın ardından ve yoğun bir haftaya tekrar gireceğiz yarın inşallah. Hocam öncelikle başlamadan sizden özür dileyim. Fuar günü karşılaştık. Kusura bakmayın, kafam o kadar çok kalabalıktı ve o kadar çok kişiyle görüştük ettik ki fuarda gezmem gereken yerleri de gezemedim açıkçası. İnsanlar da biraz gönül koydular. Hocam geldiniz, işte 2 gün boyunca geldiniz, bize hiç uğramadınız falan diye. Ama şimdi adım başı biriyle falan karşılaştık. Malum tam da bizim sektöre hitap ettiği için, takipçilerin çoğu da fuarda olduğu için adım başı biriyle falan karşılaştık. Selam veriyorlar. Almazsan ayıp olur. Alsan diğerlerini ziyaret edemedik. Nitekim sizi de tam o hengamede, tam o aralıkta falan görünce biraz geç tanıdık. Siz Ali Ekber Hoca ben demeseydiniz belki yine fark etmeyecektik. Hocam problem değil. O kadar popüler olunca herkes peşinizden koşturuyor. Ne yapalım? Evet, yani röportaj yapıyoruz. Tek yazda evet. Falan. Orada da röportaj ortasında bir tane bayan sağ olsun teknik resammış. Geldi işte hocam siz misiniz işte uzun yıllarda sizi takip ediyoruz falan, böyle bir görüşme falan geçti arada. Hani röportajda bile rahat yoktu yani. Evet aynen. Evet hocam, bugünkü konumuz sanayide eğitim nasıl olmalı? Yani firmaların gözünden de bakacağız olaya. Türkiye Çalışma Bakanlığı'ndan da bakacağız olaya. Nacizane biz fikrimizi söyleyeceğiz. Ama konu herhalde ağır geldi, hoca kaçtı. Hocam aynı bağlantıyı kullanıp tekrar gelebilirsiniz. Şöyle diyelim. Yanlış bir yere bastım, birden yayından koptum ya. Pardon Mustafa Hocam. Bir problem değil hocam. Bugün bir video paylaştım. Gördünüz mü? Bakabilme fırsatınız oldu mu hiç? Bakamadım bugün Mustafa Hocam. Fırsatım olmadı. Güzel geri dönüşler oldu o videodan. Bundan sonraki günlerde zaman buldukça bu tarz videolar yapacağız inşallah. Çünkü insanlar bu tarz videolar da istediler. O yüzden biz onların çalışanıyız. Onlar ne derse onu yapıyoruz. Aynen. Evet. Hocam öncelikle Power Mill eğitim setindeki çalışma dosyalarını gönderdiniz. Ben de şimdi YouTube'daki Power Mill oynatma listesinin açıklama kısmına ekledim. Bu arada oradan girip indirebilirsiniz oradaki linkten. Teşekkür ederim orada gönderdiğiniz için. Power Mill ile ilgili örnek, birkaç tane daha örnek kalıp işleme videoları falan istiyor arkadaşlar. Dedim zaman buldukça, dedik zaman buldukça falan yapacağız. Şimdi hocam sanayideki eğitim mevzusu. Şimdi burada bir öğretmen olarak söylemek istediğiniz bir şey olabilir mi? Yani firmalar tecrübesiz çalışanlarına ya da yeni işe almış arkadaşların mesleki anlamda yetersiz olduklarını biliyorlar ama bunlar için herhangi bir eğitim etkinliği yok ülkemizde, biliyorsunuz. Avrupa'da evet. Bu biraz daha farklı. Şimdi buna hem firma gözünden bakacağız hem de işte Çıraklık Eğitim Merkezi ile işte bir organizasyon falan olabilir mi bakacağız. Bununla ilgili yani resmi olarak bir çalışma falan var mı acaba bildiğiniz? Şu anda büyük firmalarda mesela Mercedes'in kendi bünyesinde çıraklık eğitim açmış. Bunun gibi büyük firmalar kendi bünyesinde okullarla işbirliği yaparak direkt öğrencilerin tamamını kendi bünyesinde uygulamalarını yaptırıyor. Kendi işletmesinin içinde mi açmış? Kendi işini, mesela Mercedes gibi firmalar, o kadar büyük firmalar, yani küçük şeylerde çok fazla yok. Küçükler ancak tek tük öğrencileri alabiliyor. Yani 3 tane 5 tane öğrenci alıyor en fazla. Burada Mercedes da şu olabilir aslında. Nasıl? Küçük işletmeler için şöyle bir şey olabilir mi? Mesela bu küçük işletmeler sonuçta bir sanayi sitesi içerisinde. O sanayi sitesi içerisinde zaten çıraklık eğitim merkezleri falan var. Aslında işe yeni başlayan arkadaşların bu firmalar çıraklık eğitim merkezine falan gönderseler, genel anlamda bir eğitim verseler daha iyi olabilir mi? Sonuçta her küçük işletmelerin gücü buna yetmeyebilir ama toplu halde bir sanayi sitesi olarak bir başvurulursa, böyle bir bölüm oluşturulsa çıraklık eğitim merkezinde en azından temel imalat işlemleri hakkında, kesici takımlar hakkında, CAD/CAM programları hakkında böyle bir eğitim hazırlanabilir mi? Sanki olabilir gibi. Bence çok güzel bir fikir, yani böyle olsa çok iyi olur. İşletme mesela bir şey aldığı zaman, eleman aldığı zaman şöyle olsa, bilgilerini tazelemesi açısından, bir bilmediklerini üzerine eklemesi açısından çok güzel bir uygulama olur yani. Birçoğu mesela resim okumayı bilmiyor ve verilen bir resiminden 3 boyut olmayınca kesinlikle anlamıyor. Bu yönde kendini geliştirebilir yani, firmalar bunu talep ederse mutlaka Çalışma Bakanlığı da ya da işte Milli Eğitim Bakanlığı da bu yönde bir adım atacaktır diye düşünüyorum. Yani iyi olacağını düşünüyorum ben, çünkü az önce dediğiniz gibi Mercedes gibi büyük bir firmalar bunlara çok tenezzül etmez. Sonuçta kendi bünyelerinde ulaşabilecek güçleri var. Buna göre bir bütçe ayırırlar. Bu eğitimsiz arkadaşları kendi bünyelerinde eğitebilirler ve kendi bünyelerinde eğittikleri zaman da personel bulamama sorun da olmuyor. Çünkü çalışan gözünden baktığın zaman bu firma bizim eğitimimize değer veriyor diyor ve orada kalıp yıllarca çalışmaya devam ediyor. Şimdi herkes Mercedes gibi işte büyük firmalar kadar güçlü olamayabilir ekonomik anlamda ama sonuçta sanayi sitesine hitap, sanayi sitesinde çalışan küçük işletmelerin işte İşkur olabilir, çıraklık eğitim merkezi olabilir. Bunların aracılığıyla işe yeni başlamış tecrübesiz arkadaşların ayın belli dönemleri toplanıp temel imalat eğitimi olabilir, kesici takım eğitimi olabilir, CAD/CAM eğitimi olabilir, teknik resim okulu eğitimi olabilir. Bunlar altında aslında hem insanlara eğitmiş oluruz hem de firmalardaki işte tecrübesiz eleman, işte hiç bilgisi yok imajı kalkmış olur ortadan. Bir de işe yeni başlayan arkadaşlar da bir şeyler öğrendikçe işi daha çok sevmeye başlıyor ve daha kararlı oluyorlar. Hani bunun bence çok etkili olacağını düşünüyorum. Aslında bu yönde önümüzdeki hafta bu konu hakkında da Çalışma Bakanlığı'na falan bir dilekçe yazmayı düşünüyorum açıkçası. Daha yani ne kadar ciddi yani alınır. Örgütleyip bütün... Buyurun hocam. En az bir yangış, bir adım atma güzel bir benim yani, çok katılıyorum o düşüncene. Ses çok kesik geliyor ama Mustafa Hocam benimden şeyden mi oldu, sizin internetten mi oldu? Sizin bazen görüntünüz de donuyor, sesiniz de gidiyor hocam. İnternetle ilgili bir problem var sanırım. Benim görüntümde ve sesimde bir problem var mı? Kesilme oluyor. Ara ara kesilme oluyor sizin sesinizden. İzleyen arkadaşlar, benim görüntümde mi sesimde mi kesiklik oluşuyor? Ali Ekber hocamızın görüntüsünde mi kesiklik oluşuyor? Bildirirseniz ona göre bir önlem alalım. Arkadaşlar yazar mısınız? Hanginizin sesinde, görüntüsünde donma oluşuyor? Tamam, ben şimdi telefondan bağlandım. İnterneti daha iyi çekecektir. Tamam. Evet hocam, sizin sesinizde ve görüntünüzde donma oluşuyormuş ama şimdi herhalde düzelecek. Tamam. Şimdi şey yaptım, cep telefonundan bağlandım. Daha düzeldi. Bir de tamam. Ben şimdi sanayide şöyle şey görüyorum. Genelde operatörlük yaptırdıkları kişinin yaptığı işi önemsiz gibi görüyor. Yani o düğmeci olarak görüyor, şey görüyor. Bunu çok yerde rastladığım için açıkça üzüldüm yani bu konuya. Yani operatörlük küçümsenecek veya öyle basit alınacak bir iş değil sonuçta. O da mesleğin en önemli halkalarından bir tanesi. Adam programı yazmayı bilmiyor ama tezgahtaki o yapılacak işler de çok önemli yani. Bunu önemsiz, düğmeci şey gibi, gereksiz gibi gören firmalar oluyor çok şeyden. Evet, o algıyı bir türlü yıkamadık maalesef. Evet. Arkadaşlar sizin de fikriniz, görüşünüz olursa yayına katılabilirsiniz. Şu anda link paylaşıyorum. Bu link paylaştım. O linkten tıklayıp gelebilirsiniz. Dersiniz ki ben de şu konu hakkında fikrimi beyan etmek istiyorum derseniz buyurun, link paylaştım, gelin. Sanayideki küçük işletmelerin dediğim gibi ben sanayide küçük işletmelerin tecrübesiz personel eğitimi için bir Çalışma Bakanlığı'na dilekçe yazmayı düşünüyorum. Sizin de bu konuda öneriniz, görüşünüz, şöyle yaparsak daha iyi olur, böyle yaparsak daha iyi olur dediğiniz bir şeyler falan varsa yayına gelin, görüşelim, konuşalım, tartışalım, ortak bir fikir çıkartalım ortaya. Operatör dediniz hocam, evet, yani maalesef Türkiye'de bunu bir türlü kıramadık. Yani ben Almanya'da gittim, Arap ülkelerine, hatta Katar'a gittim ben. Katar'da bile CNC operatörüne çok farklı bir gözle bakılıyor. Orada bir, nasıl diyeyim, bir doktor gibi böyle adam değerli yani orada. Evet. Ama bizim ülkemizde maalesef işte ben ayarlıyorum, işte sen sadece sökeceksin, takacaksın, düğmeye basacaksın falan. Yani adamı zaten bu değersizleştirmeye ittirirsen adamın mesleğe bakış açısı değişir bir kere. Her şeyden önce ustanın, bir yöneticinin abilik, ablalık, bir büyüklük yapması lazım. O işi önce sevdirmesi lazım. Evet. Oranın bir basamak olduğunu, yani tamam operatörlükten başlayacak veya daha alt basamaktan da başlayacak diyelim. Adım adım o basamağa geçtikten sonra bir üstte artık programcılığa geçecektir. Programcılıkta, yani operatörlüğü iyi bilmeyen kişi aslında iyi bir programcı da olmuyor. Yani nelerle karşılaşabileceğini bilmiyor. Yani operatörlüğü iyi geçirmiş olan bir kişi hem programcı olup akabinde çizimci olduğu zaman imalatta oluşacak sorunları da biliyor. Ona göre tasarım yapıyor. İşte kalemin alamayacağı şekilde bir tasarım, işlenemeyecek şekilde bir tasarım yapmıyor. Evet. Kesinlikle hocam. Şu anda sosyal medyadan şu canlı yayınımızın linkini de paylaşalım. Çayımızda içelim. Bir de bu fuarda şey gördüm Mustafa Hocam. Bu ben daha çok şeycilerin, ketçapçıların olduğu bölümü gezebildim. Son gün gittiğim için vaktim olmadı. Evet. Burada da hani eğitim açısından biz diyoruz işte sanayide firmaların çoğuyla iletişim halinde oluyoruz. Bunlara işte programları öneriyoruz. Hangi program hangi alanda daha iyi, tavsiyelerde bulunuyoruz. Bazen bir örnek parça işlememiz gerekiyor. Uygula, adam yaparken işte bu daha iyi yapıyor şu program. Adamlardan post talep ettik. Buna hiç olumlu yaklaşmadılar yani. Allah Allah, hangi firmaymış ya? Evet. Okul için mi talep ettiniz? Okul için de talep ettik. Hem şey için de, yani bireysel kullanıcı olarak da sonuçta eğitimciler çoğu sanayi kurumlarıyla işbirliği halindeyiz. Yani öğrencilerimiz var, staja gidiyorlar. Bunlarla sürekli irtibat halinde olduğumuz için yaptıkları bir işi bakıyorsun, inceliyorsun. Belki daha iyisini öneriyorum veya onların yaptığı şeyi biz alıp öğrencilerimize aktarıyoruz. Onlardan işte... hocam sesiniz gitti gene. Ses. Onlardan bu post şeyini istediğimizde çok uzak şey durdular yani. Soğuk baktılar. Hocam okul biz için... Biz göndeririz ama daha hiç gönderen olmadı. derler. Hep öyle derler. Geliyor ama. Ha, geliyor. Şu an problem yok. Derler. Hep öyle derler ama sonuç yoktu. Şimdi okul için ben elimden gelen bir şey vardır. Soytcam adına konuşayım en azından. Soytcam için okul için ben yardımcı olabilirim. Yani araya girerim. Hangi okulsa, hangi eğitim, hangi post falan lazımsa o konuda ben yardımcı olabilirim. En azından kendi hatırımı koyarım araya. Bir şekilde verirler. Ama bireysel olarak vermeyebilirler. Şimdi onların tarafından baktığımız zaman onlar da haklılar. Çünkü bu konu daha önceden de yapıldı. Bireysel olarak da postlar verildi ama kötü niyetli olarak kullanıldı. Sizi tenzih ediyorum tabii. Siz yapmazsınız ama başka yerlere falan verildi. Bireysel postlar işte biz eğitim için kullanıyoruz falan filan. Ama bakıyorsun adam işi bildiğin ticarete dökmüş. O yüzden bu firmalar buna çok yaklaşmayabilirler. Ama okul için lazım olursa Fanuk'tur, Mitsubishi'dir, Siemens'tir. Hangi posta ihtiyacı falan varsa ben görüşürüm. Tek yaz, teknolojik yazımlarla İlker Bey kırmaz beni. Okula yardımcı oluruz. Yeter ki arkadaşlar öğrensinler. Bizim okul için ihtiyacımız olan şey Siemens'in kontrol ünitesi olan tezgahlarımız var. Siemens için SolidCam'in postu olursa çok iyi olur. Bu post şeyin... Siemens, kaç hocam Siemens? 840D. Tamam. 3 eksen mi? Evet. 3 eksen. Tamam. Hafta içi hatırlatın bana hocam. Ben çözerim bu işi. Tamam. Tamam hocam. Türkiye'm için ben yardımcı olurum. Hı. Bir şey diyordunuz hocam en son. Buyurun. Neydi? Bir şey söyle. Bir de bu dediniz. Unuttum vallahi. Tamam peki. Siz o zaman soru cevap şeklinde gidelim. Siz sanayide işe yeni başlayan ve tecrübesi olmayan arkadaşlara bir öneriniz olur mu? Şöyle şöyle başlamalısınız, şöyle şöyle yapmalısınız gibisinden. Bir eğitimci olarak, bir öğretmen olarak. Şu anda bu iletişim çağında mesela ilk bilgiye ulaşmak artık çok kolay. Çok şey olduğu için temelden mesela basit bir programdan başlayabilirler. Bu ne olur? En kolay öğrenecekleri program SolidWorks. SolidWorks'tan başlayıp kendini bir çizim alanında geliştirdikten sonra üzerine CAM ekleyerek, CAM'de de artık firmaların çoğunda şöyle bir sıkıntı var. Bir tane CAM programının lisansını satın almış. Bu programı bilen eleman işten çıktığı için bunlar da bir programda sabit kalamıyor. Çünkü kendi elindeki eleman az. Eleman bulamıyor. Başka yeni aldığı eleman başka bir program buluyor. Adam her seferinde yeni bir program yani alamayacağına göre de o zaman başka çözümler olması lazım. Buna ya bakanlık mı el atar? Çalışma Bakanlığı ya da yerli bir yazılım geliştirilir. Sesiniz gitti gene, görüntünüz dondu. Daha ulaşabileceği şey sağlanabilir mi bilmiyoruz ki işte. Hocam sesimi alabiliyor musunuz? Birçok firmada rastladım buna. Yani elinde almış hiç işe yaramıyor. 10-12 bin dolar vermiş. Ses gelmiyor ama Mustafa Hocam senin ses. Evet. Sizin de görüntü dondu az önce. Öyle mi? Evet. Şimdi sanırsam düzeldi. Ya bu niye böyle yapıyor? Telefondan mı ya da internetle ilgili mi bir sıkıntı var bilmiyorum. Ya, bugünlerde biraz sıkıntılı internet herhalde. Olabilir. Neyse sonuç olarak en son dediğinizden şunu anlıyorum. Doğru mu? Bir firmada bir CAD yazılımı var ya da CAM yazılımı var. Evet. İşte piyasada çok fazla bilinmeyen bir yazılım. O bilen kişi de işten çıktığı zaman o programı bilen bir çalışan operatör arayan bir şey bulunmuyor. Bunu mu diyorsunuz hocam? Bulamıyor, evet. Bulamıyor. Bu konuda özellikle geçtiğimiz canlı yayınlarda hatta eğitim setlerinde de özellikle bahsettim işletmelere nazaran. Dedim ki bir program almak işletme için çok sıkıntı değil. Ama program alırken dikkat etmeniz gereken şeyler var. Yani bunlar da programın piyasada kullanılabilirliği. Yani kaç kişi tarafın yani çok popüler mi bu program? Yani ben bu programı alıyorum ama yarın bir gün bu programı kullanabilecek personel bulabilecek miyim? Adam işe küstü gitti, ilan verdim. Yine işte atıyorum çok az, isim vermeyeyim de, çok az bilinen bir program aldım firmaya. İlan verdim, bu programı kullanmasını bilen varsa gelsin görüşelim diye. Adam bekliyor aylarca, haftalarca. Ama bugün bir SolidWorks, bir NX, bir Katya yazdığı zaman, bir Power Mill yazdığı zaman bunların Türkiye'de kullanıcısı çok fazla çünkü. Hele SolidWorks NX'i söylemiyorum bile. Bununla ilgili bir ilan verirsin, 2 güne 5-6 tane kişi görüşmeye gelir. Ama tutup da yine isim vermeyeyim, çok az kullanılan bir program aldığın zaman o işletmeye, sonra o programı kullanan kişi de işten çıktığı zaman milyon dolarlık tezgah durur. Yani bunlara dikkat etmesi lazım işletmelerin. Evet, doğru. Yani çok yaygın olan da olsa yine alacağı eleman, kendi programını kullanan eleman gelmemişse, farklı bir şey program bilen geldiği zaman adam yani bir şekilde işini yürütmesi lazım. Kesinlikle. Bu konuda da bayağı sorun yaşıyorlar yani firmalarda. Yani dediğim gibi yine olay şeye çıkıyor. Ya çok kullanılan bir program alacaksın ya da aldığın programın YouTube'da ya da aldığın firmanın eğitim CD'si ya da USB bellekle ya da bir linkle o programı incini cinciğini, her şeyini detaylı bir şekilde anlatan eğitim videoları da vereceksin o firmaya. Çünkü CAM satıcıları şunu yapıyor genelde. Programı satıyorlar size. 2 gün 3 gün eğitim veriyorlar. Daha sonra özel bir eğitim istediğiniz zaman atıyorum günlüğü $1000, $1500 size eğitim teklifi çekiyorlar. Yani bu çok doğru bir şey değil. Ben çok doğru bir şey olarak görmüyorum bunu. Programı alırken detaylı bir şekilde ya eğitim video serisi verecekler ya da sen bu programı aldın, atıyorum 10 yıl boyunca bakım anlaşman olmasa bile her türlü programda takıldığım yer olduğu zaman ara bizi, yardımcı olalım demeleri lazım. Evet, doğru. Firmaların zaten en büyük eksiği o şey, eğitim kısmı. Sadece geliyor. Mesela eğitime alınan firmalar da var. Ben bunların birçoğuna katıldım. Eğitimi seminer şeklinde veriyor. Yani uygulama değil. Bilgisayar dahi koymadan sadece bir projeksiyon koymuş, bir bilgisayar koymuş. Orada burada şu özellik var, şurada şu özellik var. Yani bu kocaman bir şey. Program. Bir fili yani bir ayda 10.000'de falan yedirmeye çalışıyorlar size. Yani bunu sindiresine uzun zamanda ancak yiyebileceğiniz bir şeyi. Bir de altyapısı olmayan kişiler, çok az bilgisi olan kişiler geliyor mesela. Ne yapıyor? Hiçbir şey almadan bir iki şeyi ezberleyip yalan yanlış öğrenmiş oluyor. O işin kötü tarafı şu da var. Birkaç firmayı çıkartıyorum bundan da. Adam CAD/CAM programı satıyor sanayide bir işletmeye. Satana kadar öyle şeyler anlatıyor ki şöyle destek veririz, şöyle yaparız, böyle yaparız falan filan. Programı satıyorlar abi. İlk karşılaştıkları sorun. Firmaların %95'inin karşılaştığı ilk sorun. CAM programını satmış işletmeye, parasını vermiş, programı kurmuşlar. Adam parça yapacak. Makinesine %100 uyumlu post yok. Evet. Evet. Ve postu ayarlamak için de haftalar geçiyor, bazen aylar geçiyor. Postu ancak yapıyorlar. Hele 4-5 eksense yandınız. Adam standart 3 ekseni bile post bulmakta sıkıntı çekiyor. Bazı CAD/CAM yazılımları. Yine ismini vermeyeyim de. Yani bu da çok ciddi bir problem. Ben bir CAD/CAM yazılımı alıyorsam abi, benim işletmemde de 10 tane CNC varsa, Fanuc'sa, Mitsubishi ise, neyse, hangi üniteyse, ben programı alıp kurduğum zaman postların %100 sorunsuz çalışıyor olması lazım. Haftalarca o maili at, şu problem var, şu maili gönder, şurada şu problem var, şunu düzelt, bunu düzelt falan filan, senin işin kalıyor. Tezgahın yatıyor, müşteri kaybediyorsun. Yani bunların hepsinin başında ve zamanda konuşulması lazım firmalarla ve işi bilen kişiler satın alsın bu CAD/CAM programlarını. Yani bir işletmede satın alma varsa ve bu satın alma standart pul, cıvata vesaire yapılan satın alıyorsa, CAD/CAM yazılımını bırak usta başları alsın ya da teknik müdürler alsın, işe hakim kişiler alsın ki karşılaşacağı sorunları, çünkü onlar daha iyi bilirler. Yani bunları baştan konuşmaları lazım. Diğer türlü çünkü şu çıkıyor ortaya, paranla rezil olma durumu çıkıyor ortaya. İkinci bir unsur ise CAD'de çok problem yok da CAM programını satıcının imalat bilgisi yok. İşte imalat bilgisinin olması gerekiyor biraz. Özellikle CAM satıcısının. Yani adam sana sen CAM programını satarken sattığın kişi de bir müdürse ya da bir patronsa, patron şunu yapıyor. İşte Ahmet Usta ya da Mehmet Usta gelsene bir CAM programı alacağız gel bakalım. Bu sefer usta imalat gözünden sorular soruyor satışçıya. Adam kalıyor böyle hani yani bu da çok yanlış. CAM programı satan adamın abi en az bana göre en az 5 yıl talaşlı imalat geçmiş olması lazım. Evet doğru katılıyorum ona. Bir de şöyle bir şey var bunlarda. Programı atıyorum 2015 yılında satmış. Adam güncellememiş. Tamam her yıl $1000 verip bakma anlaşması yapmamış. 5 yıl sonra bir sorunla karşılaşmış. Firma muhatap almıyor. Yani sen yine bir $10.000 vermiş vaktinde almış programı. Evet. Aradan 5 yıl geçti. Bir sorunla karşılaştı ya da posumuz bizim lisansımız bozuldu. Yenisini verir misin talep ettiği zaman adamın o lisansı sanki yok oldu, uçtu gitti. Şey yap, yardımcı olmuyorlar. Buna da rastladım yani. Her evet, ben, ama. Bizzat ben de yaşadım bunu. Şimdi post öyle bir şey ki yani G17, G18 kullandığında, G19 kullandığında çalışma düzlemi böyle farklı olması gerekiyor. Standart 3 eksen. Evet. G17'de çalışıyorsun ama bir şey oluyor işte. Bir şekilde bütün postunu tamam artık post yazıldı diyorsun ve bakım anlaşma süren doluyor. 2 sene sonra da 5 sene sonra G18'de de G19 düzleminde çalışman gerekti ama post onu çıkarmıyor. Bu sefer dönüyorsun diyorsun ki ya işte bir zamanında bunu almıştık işte bakıyor sizin bakım anlaşmanız dolmuş yeniden bakım yapmanız lazım falan filan. Yani postu her anlamda deneyemiyorsun. Kullandıkça karşına sorunlar çıktıkça bunları biliyorsun. O zaman da tabii bakım anlaşması süresi geçmiş oluyor. Böylelikle olan gene programı almış olan oluyor maalesef. Evet. Bir de onu virüs programları da bozabiliyor yani. Bunu içindeki şeye bir virüs olarak algılıyor. Antivirüs programları bozabiliyor. Yani bozulmuşsa aynı lisan şeyin posun yenisini vermesi gerekiyor. Evet. Bu konuda da çok yardımcı olmuyor. Her şey sadece ticari şeye bakıyorlar. Yani para alabiliyorsa yardımcı oluyor. Alamıyorsa hiç selam bile vermiyorlar yani. Aynen öyle. Sanayi eğitim şeyinde de bu CAD/CAM yazılımcıların satmış olduğu programın daha doğrusu vermiş oldukları eğitimler çok yetersiz. Yeni başlayan için özellikle söylüyorum. Ki genelde de ortalamaya vurduğumuz zaman zaten bir işletme CAM yazılımı aldığı zaman muhtemelen o CAM'i kullanacak kişi o programı iyi seviyede zaten biliyordur ya da orta seviyede biliyordur. Ama hiç bilmeyen birisinin göz önünde değerlendirirsek yazılımı satan firma da çok afaki bir eğitim fiyatı çekiyor ise buna ya o işletmenin ya da Çıraklık Eğitim Merkezi'nin ya da İşkur'un buna bir önlem alması lazım. Yani ücretsiz eğitimler düzenlenmesi lazım. Evet, küçük işletmeler bunu kaldıramayabilir. Çıraklık Eğitim Merkezi'nde de bu programların ücretsiz bir şekilde verilmesi lazım. Ki zaten birçok firmada ücretsiz olarak veriyor. Ama bir adım atmak lazım sanki. Sanki birilerinin ses çıkarması lazım. Çıraklık eğitim merkezlerinde sonuçta sanayinin içerisinde oluyor. Şu olabilir. İşte haftanın bir günü tecrübesiz ya da işe yeni aldığınız kişi gelip 2 yıl ya da 3 yıl boyunca burada eğitim alacak. Yani her firmanın konseptine göre eğitim veremeyebilirler. Bunu anlarım. Ama en azından temel imalat eğitimlerini alması lazım. Ve bunun için de dediğim gibi ses çıkarmak lazım. Bir şeyler yapmak lazım yani. Ya işte ondan ses çıkmasın, bundan ses çıkmasın. Olmuyor yani. Yani daha yanlış demek ki bir şeyler. Evet eksik bir şey var yani. Sonuçta işletmeye giden şeylerde de ustalarda da bir beklenti biraz yüksek mi oluyor? Yani buraya giden çocuklar zaten öğrenme amaçlı gidiyor. Altyapı teoriyi falan okullardan almış oluyor ama buraya gittiği zaman da bir usta gibi şey bekliyor. Yani çocukları yaklaşımları şeyleri böyle yani bıktırıcı şekilde oluyor. Yani onları da anlayıp yani şey yaparak işi sevdirerek işte anlatarak eğitim bir ömür boyu devam eden bir şey yani her aşamada eğitim devam ediyor. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz yani ne kadar biliyor olsan da mutlaka yeni bir şey. Yani hayat siz bakın yıllardır örnek veriyorum öğretmenlik yapıyorsunuz. Eminim ki hala her yıl, her ay, her hafta yeni bir şey öğreniyorsunuzdur yani. Evet, yani bunu, evet. Ucu açık bir şey bu. Evet. Yani hocam bizim dediğimiz gibi belki tek başımıza bir şey yapamayabiliriz ama çoğunluk bu yolda hemfikir ise yani bu videoyu da bu yayında izleyen artık önemli babalar varsa bunu duyarlar da en azından bir adım atarlar. Yani gerçekten sanayide özellikle yeni neslin Z kuşağının bugün dün Z kuşağıyla bir röportaj yaptık. Yani hele bir tane çocukla karşılaştık. 16-17 yaşında falan. Yani o yaşta bir çocuk gerçekten bazı şeylerin farkındaysa abi bizim kimse Z kuşağına falan çamur atmasın yani. Hani çok doğru, çok görüyorlar. Doğru. Görüyorlar. Onlar evet. Çok farklı bakıyorlar olaya. O yüzden ellerinden tutmak lazım. Onları anlamak lazım. Evet. Bunun için de biz büyükler olarak ben bir vatandaş olarak üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum. Gerek eğitim videoları olarak, gerek birçok hocayı bir araya getirip onların fikirlerini alarak ben bir vatandaş olarak üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum. Ama herkes ben değil. Yani burada çokluk olursa, birlik ve beraberlik olursa firmalara da bu konuda baskı kurulursa bence bu iş sonuç getirecektir. Eğitim önemli. İşe yeni başlamış adamı kazanmak istiyor isen eğer önce iyi davranacaksın, ona onu sahiplendiğini, onu bu işletmenin çok şey kattığını hissettireceksin. Sonra o çocuğu eğitmeye bakacaksın. Sen o çocuğu eğitmeye baktıkça ve o çocuk da kendini eğittikçe, yeni bir şeyler öğrendikçe bu işte, bu sektörde kalacaktır. Bunun meyvesini 5 yıl sonra yersin ama. Şu anda her tarafta personel sorunu var diyoruz ya. En büyük sebeplerinden bir tanesi de bana göre bu. Evet. Sizin kesinlikle katılıyorum. Sizin öğrencilerinizden bu işi gerçekten stajyer olarak çalıştıkları yerlerde ya da siz öğrencinin gözüne baktığınız zaman tamam bu adam bu işte gider, bu işte önü açık olur ama şunlar olmalı, şunlar yayına getirilirse bu çocuk sanayiye kazandırılır diyebileceğiniz bir öneri var mı? Ya da öyle bir öğrencileriniz oluyor mu? Bizim öğrencilerimiz içerisinde bu şekilde çok rastladığım öğrencilerimiz oldu. Yani firmaya da biz yerleştirmiştik bunları şeyde. Şu an halen 6-7 yıldır çalışıyor orada. Çok iyi konumlara gelmiş. Yani onları gördüğümüz zaman acayip gurur duyuyoruz. Yani bizim içinde en mutluluk verici şey yetiştirdiğimiz öğrencilerin bir yerlere gelmiş olması, onların bir başarı sağlaması bizim için oldukça gurur verici. Yani amaca ulaşmış olarak görüyoruz. Kendimiz. Peki hocam öğrencilerinizi hiç hani dinliyor musunuz? Bir işletmeye başladıktan sonra o işletmede neler hissediyorlar, neler öğreniyorlar, memnuniyetleri ve rahatsızlıkları nelerdir falan diye bir ikili görüşme mutlaka oluyordur ama çok oluyor evet. Baktığınız zaman ne gibi bir sorunlar görebiliyorsunuz? Şurada en başarılı olan çocuklar gittikleri zaman firma onlara değerli hissettiriyor. Diyor ki bu bizim en iyi elemanlarımızdan biri. Bunu öyle bir motive ediyor ki ona sorumluluk yüklüyor. İşte yapamayacak da olsa, hata yapmış olsa bile onu tolere ediyor bir şekilde. Bizim yanımızda çocuğu öyle bir met ediyor ki artık o öğrenciyi gördüğün zaman bütün şeyler onun oluyor. O kadar evet. Mutlu ve o zaman azimle, canla, başla çalışıyor. Bu çocuklar buna benzer ben çok rastladım öğrencilerde ama aksi şeyler de rastladık ama iyi örnek bizim için örnek. Güzel. Evet. Çok güzel. Bunları duymak güzel tabii ki. Peki bu güzel bir örnekti. Olumsuz yönde bir geri dönüş oluyor mu hiç öğrencilerden? Hocam işte ben burada çalışıyorum ama yani ben bu firmadan ya da ne bileyim bu firmanın şu düzeninden, şu davranışından rahatsızım. Şöyle olmalı, böyle olmalı ya da ne bileyim ben işte işe küsüyorum falan gitmiyorum gibi böyle geri dönüşler oluyor mu? Oluyor. Bunlarda da şöyle bir şey oluyor. Bu genelde işverenle çalışanlar arasında az oluyor da genelde çalışanların birbiri arasında olumsuz rekabet. Yani aslında onu bir rakip olarak görmek yerine daha iyi bir, kendi rahatsızlandığı zaman, işe gelemediği zaman yani alternatif olarak işi yürüyeceğini bilse, şey yapsa, bu açıdan baksa, onun kendi yardımcısı olduğunu düşünse şey yapacak, daha iyi sonuçlar alınacak. Yani onu rencide edici, işte her yapamadığı zaman hemen şikayet eden, şey yapanlar olduğu zaman sorunlar çıkıyor. Peki okullarda, peki meslek liselerinde staja gönderdiğimiz bu genç kardeşlerimizi firmalarda karşılaştıkları olumsuzlukları mutlaka gelip sizlere söylüyorlardır. Memnun olduğu yerleri de söylüyorlardır. Mutsuz olduğu ya da memnun olmadığı durumlarda onlara bu memnuniyetsizliklerle nasıl savaşması gerektiğini ya da neler yapması gerektiğini onlara da mutlaka söylüyorsunuzdur. Bu olumsuz durumlarla öğrenciler karşılaşınca onlar tekrar nasıl motive oluyorlar? Sizin burada öncülüğünüz mutlaka vardır ama bir öğretmen olarak tabii herkes sizin gibi olmayabilir. Bugün Instagram'da ben Ali Ekber Aygün Hoca ile canlı yayınımız falan olacak deyince 4 tane arkadaş çıktı. Sizin stajyerinmiş. Siz yerleştirmişsiniz bir firmalar onlara. Tanıyordum. İsmini hatırlayamadım ama Instagram'a bakmam lazım isimleri için. O arkadaşlar sizden çok memnunlar. Ama biliyoruz ki herkes bir Ali Ekber hoca değil. Herkes öğrencisine sahip çıkan bir öğretmen değil. Bunların örneklerini de bildiğim için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bu şekilde olunca öğrencileri kaybediyoruz. Hem dediğim gibi hem sanayide kaybediyoruz, hem hayatta kaybediyoruz, hem bu çocuğun bundan sonraki yıllarını da çelme takmış oluyoruz. Yani evet, bunlar için de bir şeyler yapılması lazım sanki. Hani öğretmenlerin de işletmelere vermiş olduğu, yani yerleştirmiş olduğu stajyerlerin denetimi firmaların dışında okullarda da bunlarla detaylı ya da özel olarak ilgilenmesi lazım. Çünkü meslek lisesindeki okuyan daha o genç arkadaş 17, 18, 16 yaşlarında falan o civarda oluyor ve tam toy, tam deli zamanları işe küsüp gidiyorlar, hatta okulu bırakanlar da oluyor. Hani bir sürü takipçi var sonuçta, yazıyorlar, görüşürüz. Hatta bugün bir tane hanımefendiyle görüştük. Yani bireysel olarak insanlar belki bir şey yapamayabilir ama çokluk olarak bunu dile getirip bu konuda bir adım atmak sanki sonuç verecek diye düşünüyorum. Yani konu biraz dağıldı biraz burada ama sonuç olarak öğrencilere işletmeden ki şikayetlerini gelip okullarda hocalarına söylediği zaman bu hocaların da arabuluculuk yapıp firmalarla gidip görüşmesi lazım. O öğrencilere davranışlarını ve onlara gerçekten bir şey öğretmelerin gerektiğini, sadece oğlum yer süpür, oğlum çay getir, oğlum temizlik yap falan değil de o işletmeye başladığı zaman şu bilgideydi. Artık stajın bitmesine son bir hafta, iki hafta kala bu adam ne öğrendiği o işletmeye sormak lazım. Biz nasıl stajyere puan veriyorsak o stajı, o formda o iş yerinin de puan olması lazım. Ve böylelikle o iş yerinin o puanı da resmi olarak böyle her iş yerinin bir sicil numarası falan vardır ya, oraya da evet, eklenmesi lazım ki bunun bir yaptırıcılığı olsun. Firma adımın adım lekelenmesin, bana gelen stajyerler bir şeyler öğrensin ya da bunun için kendini mecbur hissetsin ki hem çocuğu kazanmış oluruz, hem stajın sonunda bir şeyler, gerçekten bir şeyler öğrenmiş olur, hem de o firma artık bunu alışkanlık haline getireceği için bir hani yol olmuş olur. Şimdi bu söylediğiniz şeylerin birçoğunu zaten okullarda uygulanıyor. Bizim özellikle kendi okulumdan örnek vereyim. Biz işletmelere 1 ile 10 arası bir puanlama yapmıştık. Mesela 5'in altında olan işletmelere biz pek yönlendirmiyorduk öğrencileri. Yani bir tablo, anket şeklinde öğrenciye, işletmeye bizim kendi görüşlerimizi oluşturduğumuz şeyler oluşturduk. Bunları değerlendirip en iyi firmaları tercih ediyorduk. Firmada haliyle her yıl şey olduğu için, yani tercih edildiği için gönderdiğimiz öğrencilere en iyi şekilde eğitimi veriyor, en iyi şekilde yaklaşıyor. Bir de yani şöyle olması lazım, öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu, en iyi öğrenciler hep üniversite kapılarında işte bir yere yerleşeyim diye uğraşacağını aslında mesleğe yönelip %70'lik kısmı, burada da iyi kafası çalışan, yetenekli öğrencilerimiz aslında sanayiye yönlendirilse, meslek liselerine yönlendirilse ekonomik olarak da çok daha iyi kalkınacağız. Yani daha iyi katma değerli ürünler üreteceğiz. Yani mühendislik alanı tabii ki olsun ona, ama %30'luk kısmı oralara gitsin. Kalan %70'lik kısmı kesinlikle meslek liselerine gitmeli ki ülke olarak kalkınalım. Yani üniversite kapılarında kaç yıl kazanmak için harcıyor, işte okumak için harcıyor. Burada artık liseden sonra direkt sanayiye atılıyor ve üretime katkı sağlıyor. Evet. Hocam bir de şey var. Özellikle meslek liselerinde bu geçerli. Daha doğrusu staj gören bölümler için, bölüm öğretmenleri için geçerli. Şimdi öğrencinin son senesi artık staj görmesi lazım. Öğrenci yer bulamıyor. Şimdi öğretmen de sorumluluk hissettiği için öğrencisine yer bulmaya çalışıyor. Bugün işte o 4 arkadaş bunu söyledi özellikle. Biz işte stajyerleri falan bulamadık. Ali Ekber hocamız sağ olsun bizi tanıdığı yerlere falan yerleştirdi. Şimdi burada da bir yanlışlık var bence. Bir öğrenci stajyeri arıyor. Firmaya gidiyorsun. Yok biz stajyer almıyoruz. Ya nasıl almıyorsun? Ya bu senin ülkenin vatandaşı. Bu senin ülkenin bir evladı. Senin çocuğuna. Ya bu şekilde yaklaşırsa bir işletme olarak yani senin zoruna gitmez mi ya? Yani senin dediğim gibi öğrenci tek başına gidiyor, stajyer yeri arıyor ve bulamıyor. Sonra öğretmenine söylüyor, öğretmenim ben bir yer bulamadım. Öğretmeni bu sefer koşuşturuyor. O firmaya gidiyor, bu firmaya gidiyor falan. Yani bunun böyle olmaması lazım. Bunun ayın, yılın ya da belli dönemlerinde, stajyerlerin başlayacağı dönemlerde iş yerlerinin başvuru yapması lazım meslek liselerine. Bizim 5 tane staja ihtiyacımız var. Bizim 3 tane staja ihtiyacımız var. Sizin okulunuzda bir liste olması lazım. Bu listeye göre de firmalara ona göre stajyer dağıtmanız lazım. Yani sizin stajyer yeri aramak yerine firmaların gelip sizi bulması lazım diye düşünüyorum. Yani böyle bir şey var mı? Bir şey oldu. Bilmiyorum ama yok herhalde. Yok. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi onda biraz eksiklik var o söyleyen kişide. Bizim bulunduğumuz bölge sanayiye yakın olduğu için burada zaten işletmelere biz öğrenci yetiştiremiyoruz. Yani o kadar çok talep geliyor ki bazısı mesela 3 tane 5 tane istiyor ancak bir tane gönderebiliyoruz. Veya diyoruz 2 tane en fazla gönderebiliyoruz. Bizim bu bölgede çok talep oluyor. Çocuklar evlerine yakın yer olsun istiyor. Bazen işte arkadaşının olduğu yere kendi de gitmek istiyor. O gibi durumlar çıkıyor. Onun dışında zaten devlet bunu, her işletmeye öğrenci başına para ödüyor. Yani staja giden çocuğun bütün ücretini işletme ödemiyor. Hani bu Anadolu'daki staj yeri bulamayan öğrencilere de kolaylık olsun diye ne yapıyor? Her öğrenci aldığı öğrenci başına işletmeye şey ödüyor devlet. Para ödüyor. Aa, onu bilmiyordum mesela. 3'te 2'lik kısmını yaklaşık devlet ödüyor zaten. Yani işletmeye bedava emek şey gücü yani resmen karın tokluğuna çalıştırdı. Evet. Eleman olmuş oluyor. O yüzden de çok talep ediyorlar. Yani stajyeri sıkıntısı yok. Sizin o bölgede var. Demek ki bizim bu bölgede bu çok var. Bayrampaşa ve Ümraniye bu sanayi sitelerinin şeylerinde falan özellikle Tuzla, Gebze Tuzla'da. Gebze'yi bilmiyorum. Yanlış konuşmayayım. Tuzla, İmes, Ümraniye, İmes ve Bayrampaşa civarlarında adamlar stajyerde sorun yaşıyorlar yani. Bulamıyorlar. Ha, yani evet, bulamıyorlar derken yani söyledim. Stajyerler mi yer bulamıyor? Evet. Şeyde de Bayrampaşa'da da ben 10 yıl çalıştım da İnönü Meslek Lisesi'nde. Burada da sanayi fazla olduğu için orada da aşırı bir problem yaşanmıyordu stajyer konusunda. Özellikle bu son yıllarda devlet buna stajyerlerin ücret konusunda katkı sağladığı için firmalara bu bölgede kapış gidiyor yani. Çocuklara sıkıntısı olmuyor. Yer sıkıntısı olmuyor. Yani diğer yerlerde nasıl bilmiyorum. Onu siz daha çok iyi duyuyorsunuz belki. Hocam tanıyor musunuz? Mustafa, evet. Üniversiteden arkadaşım. Evet. Selam Mustafa. Aleykümselam Adaş. Hocam siz de bayağı tanınıyor musunuz ya? Bugün ya, bir story paylaştım. 4 tane hayranınız çıktı yani. LinkedIn'de paylaşmadım. Orada paylaşsam herhalde oradan da çıkardı bayağı bir iş. Evet hocam. Sanayide eğitim nasıl olmalı? Şahsi fikriniz. Ben fikrimi söyledim. Sizin şahsi fikriniz. Sanayide eğitim, sanayileşmenin önünün açılması için şöyle şöyle olmalı dediğiniz fikirleriniz neler? Bence şöyle bir şey çok iyi olur. Rastladığım birkaç tane firmada görmüştüm. Burada işte ustabaşları veya işte çalışan mühendisler, olaya hakim kişiler, alt kademedeki kişileri çay şeyinde toplayıp çay saatinde hem çaylarını içiyorlar hem de orada işte bir konu belirlemişler. Diyor bugün toleranslarla ilgili 10 dakikalık, 15 dakikalık şöyle temel bilmesi gereken şeyleri ne yapıyor? Orada anlatıyor. Ondan sonra yine rastladığım firmanın birinde ustabaş toplamış elemanları iş güvenliği kurallarını anlatıyor. Buna benzer mesela günün ya da haftanın en az 2 saatlik kısmını çalışıp işi erken paydos edip elemanlara biraz mesleki bilgiyi tazelemek, daha iyisini sağlamak için bu şekilde eğitimler verilebilir. Veya hiç bilmeyen kişilerin yetişmesi için de sizin bahsettiğiniz gibi yine meslek liseleriyle veya sanayide bulunan çıraklık eğitim merkezleriyle irtibata geçerek bunlara o temel eğitimi kesinlikle aldırılmalı. Mesleki temel eğitim. Kesinlikle. Hocam benim söyleyeceğim konu videonun da başında söylediğimiz gibi, yayınımızın başında söylediğimiz gibi önerim o yöndeydi. Önerimi duymak isteyenler ve destekleyenler videonun başına gelsin, oradan baksınlar. Hafta sonu çok vaktinizi almayayım hocam. 1 saat vakit ayırmıştık canlı yayın ama siz müsaitseniz ben konuşurum. Problem yok. Değerlendireceğimiz bununla konuşalım, bununla konuşabildiğiniz bir şey varsa konuşalım. Bir de benim bir önerim var. Mesela sizin hani bu geniş takipçiniz var, bayağı tanınıyorsunuz. Bu alanda mesela bir sanayi milli takımı gibi bir şey olmalı. İrtibat halinde böyle bilgi alışverişinin çok olabileceği, insanların daha rahat iletişim kuracağı bir operatörlükle ilgili bir sorun yaşamış örnek bir kişi. Buna hemen çözüm bulabilecek, fikrini yardımcı olacak şeyler, platformlar. Bir grup gibi bir şey mi? Grup gibi bir şey mi diyorsunuz hocam? Telegram'da var sanki de ya da işte böyle yardımlaşma şeyi gibi bir grubu oluşturulabilir. Var hocam. Benim Telegram grubum var zaten. Burada CNC torna operatörleri, CNC bilgi paylaşma grubu var. CAD/CAM bilgi paylaşma grubu var. Savunma sanayi bilgi paylaşma grubumuz falan var Telegram'da. Orada arkadaşlar bayağı görüşüyorlar yani. Gün içerisinde sorun yaşıyorlar tezgahla da programlarla ilgili. Hemen oradan yazıyorlar. Arkadaşlar cevap veriyorlar birbirlerine. Yardımlaşıyorlar yani. Müsait oldukça ben de cevap veriyorum. Evet. Bizim böyle bir grubumuz var. Bunun daha gelişmişi, daha şeye açığı nasıl olur bilmiyorum açıkçası. O yönde hiçbir şey düşünmedim ama onun dışında Facebook gruplarımız var işte bir sürü. Onun dışında YouTube kanalımız var. Onun dışında başka ne yapabiliriz mesela bilmiyorum. Başka mesela bir şey daha var. Bugün gördüm. Bu kalıpçıların, SolidWorks kullanan kişilerin kütüphaneden bu kalıp şeylerine, hazır kalıp setlerine ait şeyleri yoktur. Çok fazla yok. Mesela bunların bir güven al olabilir veya bir kalıp seti satan büyük firmalarla anlaşılıp onların bütün datalarını 3 boyutlu çizim haline getirip paylaşıma açılabilir. Hazır alıp kullansın hemen. Hiç uğraşmasın. İşte setlerini alsın. Tamam civatalar şeyleri falan alabiliyoruz. Kullanıyoruz ama bu bizim kullandığımız daha çok bizim şeylere uygun bizim standart kalıp setlerin diyorsunuz değil mi hocam? Evet. Bunların 3 boyutlu datalarını mesela hazır alıp kullanacağı Var hocam öyle o şekilde platform da var. Knapket'te şeyde falan var. Onlarda da yani yerli olan bir şey olsa sanki daha iyi olur gibi. He, anladım. Yani yerli kullanılan, bu piyasada kullanılan. Bu yerli deyince aklıma benim ilk Güven Al geliyor ama. Evet. Güven Al'ında böyle bir platformu yok galiba. Değil mi? 3 boyutlu datası. Yok öyle bir şey yok işte. Bunu mesela sen iletişime geçebilirsin belki. Onu diyecektim. Hani, tamam ben Güven Al ile iletişime geçeyim. Mail atayım onlara bir. Datalarını alıp bir sisteme yükleyip katı olarak hemen şeyden indirecek, setlerini indirecek. Hangi seti kullanacaksa onu alacak oradan indirip çizimle bir daha uğraşmayacak. Bir daha onun şekline göre düzenlemeyle adamın evet. Nereden baksan yarım günü gidiyor. Bir kalıp tasarlıyor. Bir şey yapıyor. Hocam Deniz Bey geldi yayına. Onu da alalım. Herhalde bir bilgi paylaşımı olacak. Deniz Bey merhabalar. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm hocalarım. İyi akşamlar. Selam, iyi akşamlar. Hocam ben Almanya'dan katılıyorum. Mustafa Hocam size biliyorsunuz şeye gitmiştim. Size videolar atmıştım. Hatırlarsınız belki. O fuar videolar mıydı? Evet hocam. Evet hatırladım. Numaranız bende kayıtlı aslında ya. Evet hocam. Ne bakayım? Almanya'da makinacılık sektöründensiniz. Hocam ben de Deniz Karcan değil mi? Evet hocam. Tamam. Burada soy isminiz görünmüyor da tamam. Hatırladım sizi bildim. Evet hocam ben burada vardiya amiri deniyor galiba hocam. Vardiya amiriyim. Çok güzel. Ne zamandır Almanya'dasınız? Hocam ben 36 yaşındayım. 2002 senesinden beri Almanya'dayım. 16 yaşında geldim. Bayağı zorluklarla mücadele ettim. Bu meslek okuluna gittim. İşte mesleği yapmaya çalıştım. Sonuçta buralara ulaştık hocam. Almanya'da CNC üzerine mi çalışıyorsunuz? CNC'de mi çalışıyorsunuz orada? Evet hocam. CNC frezeciyim. Frezeci olarak. Şöyle bizim burada 3,5 sene meslek eğitimi var. Meslek eğitiminin yanı sıra haftada bir gün okul, 4 gün iş yeri olmak üzere 3,5 sene devam ediyor hocam. Ondan sonra... Okulda mı öyle yoksa bir işletmeye başlarken mi öyle? İşletmede 4 gün, okulda 1 gün olmak üzere 3,5 sene toplam böyle devam ediyor. Hayır, şunu soruyorum. Öğrenciyken yani stajyer ya da meslek lisesi falan okurken mi bu şekilde bir uygulama var? Yoksa tecrübesiz bir iş yerine vasıfsız olarak başlayacaksın yoksa o iş yerinin uyguladığı bir şey mi bu? Yok hocam sadece öğrenci olarak giriyorsunuz. Mesela 9. sınıftan sonra burada işte bir belli bir ortaokul seviyesi bitmiş oluyor. O diplomayla iş yerlerine başvuruyorsunuz. Diyorsunuz ben bu işle ilgileniyorum. Onlar sizi staja çağırıyor. 1-2 hafta deniyor işte. Ondan sonra eğer size uygun görürlerse mesleğe başlatıyorlar. İşte konveksiyonel torna makinesi, konveksiyonel freze makinelerinde başlıyoruz hocam. Ondan sonra son senelerine doğru CNC tezgaha doğru geçiyoruz. Meslek lisesi mi için mi geçerli bu yoksa çıraklık eğitim gibi bir şey mi var orada? Hocam aslında bunun ismi çıraklık eğitimi. Meslek lisesi diye geçmiyor. Meslek lisesi diye bir şey de ben bilmiyorum burada. Çıraklık eğitimi deniliyor. 3,5 sene bittikten sonra yani kalfa olarak çıkmış oluyorsunuz. Eğer ustalık belgesi isterseniz de bir sene daha okula devam ediyorsunuz. Ustalık belgesini alıyorsunuz. Ali Hocam Türkiye'deki çıraklık eğitimi kaç yıl sürüyor? Bizim buradaki çıraklık eğitim gibi aynı. Ha, onun gibi. Evet. Peki, Deniz Bey orada CNC operatörlerine Almanlar nasıl bakıyorlar? Yani bakış açıları ne? Türkiye'deki gibi böyle bir horlanma ya da böyle bilgi saklama bir şeysi var mı orada da? Hocam benim Romanyalı eski iş yerinde ben de işte aşağı yukarı 20 senedir bu işin içindeyim. Tam tamına 20 sene oldu. Romanyalı bir tane ustabaşım vardı eski firmada. Biraz önce hocamız da söyledi. Sinumerik 840D makinasında çalışıyoruz işte. 5 tane makinamız var. Makineleri ayarlayacağız. Meslekten ben yeni çıkmışım. Daha bir şey bilmiyorum doğru dürüst. Çünkü meslekte beni biraz hor kullandılar hocam. Firma küçüktü. Temizlikti. Ondan sonra nerede bir düğmeci dediniz ya işte düğme parça basıyoruz. Beyaz eski böyle tak makineler vardı. Bilir misiniz hocam? Krab Index marka böyle evet. Evet. Bu tak tak makinalarda bir sene çalıştım. Bir sene montajda çalıştım mesleğimiz süresince. Beni biraz zor kullandılar. Meslekten çıkınca ben bir şey bilmiyordum. CNC adına fazla bir şey. Romanyalı bu ustabaşı şöyle yapıyordu. Makinayı kapatıyordu hocam resmen. Elleri de o kadar hızlıydı ki böyle tak 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 tak. Aman Allah'ım ben bu işi nasıl öğreneceğim diye kendi kendime artık düşünüyorum hocam ben nasıl öğreneceğim bu işi bilemiyorum. Biz burada diyoruz ki Almanya'da şöyle işte bu işe böyle bakıyorlar. Almanya'da kimse bilgisini saklamıyor diyor. Herkes yazıyorlar bana canlı yayında ya videoların yorum kısmına. Almanya'da kimse bilgini saklamıyor, kimse elini böyle koymuyor falan diyorlar. Sen aynı şu anda bize Türkiye'yi anlatıyorsun. Hocam işte yabancı, o da yabancı, ben de yabancı, ondan mı dolayı bilmiyorum. He, tamam, doğru. O Alman değil çünkü Alman olsa yapmaz herhalde. Çünkü büyük firmalarda benim meslek yapmış olduğum firma 50 kişilikti. Mesela 2000 kişilik firmalarda onların kendine ait atölyeleri var. Çocuklara ötürü ayrıyeten makineleri var, CNC tezgahları var. Gençlere orada öğretiyorlar. Prodüksiyonda öğretmiyorlar hocam. İşte ben nasıl öğreneceğim diye çırpınıyorum. Baktım olacak gibi değil. Ondan sonra teknik çizimi aldım hocam. Bilgisayardan programın çıktısını aldım. Hepsini tek tek, bütün konturları tek tek incelemeye başladım. Bu nereye gidiyor, bu nereye gidiyor, bu nereye gidiyor, bu nereye gidiyor. Sonuçta ekmeğimizi buradan yiyeceğiz biz. Aynen benim yöntemi uygulamışsın, evet. Evet hocam, en sonunda öylelikle kaptım. Ama tabii bu Romanyalı ustabaşı durmadı. Beni 1,5 sene sonra meslek bitti. 3,5 sene meslek. 1,5 senede sonra da baktım ki ben biraz ilerliyorum hocam. Beni alt üst etti. Yani patrona allem etti. Kendi yeğenini aldırdı mesleğe. Beni işten çıkarttırdı. Öylelikle ben şu andaki tabii hiç işsiz kalmadık Allah'a şükür. Ertesi gün bu iş yerine başladım. Burada da hocam işte gene düğmecilikten başladık. Kendinizi gösterin. Bu şimdi böyle hocam. Nasıl söyleyeyim? Her şey bu mesleği yapacak herkes, ben kendi adıma konuşuyorum. Bu işin biraz da cefasını çekecek. Ne diyeyim? Kolay ulaşılmıyor yani. Evet. Kimse altın tabakta önünüze bir mesleği sunmuyor. Gel sana göstereyim demiyor. Bu ayak kaydırma mevzusu Almanya'da da çok hocam. Özellikle Türkler arasında. Ayak kaydırma mevzusu çok meşhur burada. Ben senin ayağını kaydıracağım. Sen benim ayağımı kaydıracaksın. Herkes birbirinin ayağını olmak lazım. Evet hocam. İyi bir savaşçı olmak lazım. Önce bizim kendimizin istemesi lazım. Önce yani hep şuraya varıyor olay aslında. Ben bir hedef koymam lazım ilk önce ve o hedefi o hedefte başarılı olmam için abi bildiğin savaşacağız yani. İster hilal tekniği kullan, ister tepeden in, ister ne yaparsan yap ama savaşmayı öğreneceksin. Küsmeyeceksin. Bilgiyi ne yap et al. Sahip ol bilgiyi. Yani evet. İyi ustalar olabilir, bilgisini paylaşmak istemeyen ustalar olabilir ama burada senin yapman gereken o usta gerçekten iyi bir ustaysa bu sefer ondan o bilgiyi nasıl çalabilir mi araştırman lazım. Yani inat etmek lazım biraz, yüzsüz olmak lazım. Evet, keşke böyle olmasa ama yapacak bir şey yok. İnsanlar, herkesin karakteri aynı değil. Böylelikle işte böyle tekrar düğmeci olarak başladım bu işe. Tekrar ondan sonra kendimi gösterdim. Bir tane ustabaşı vardı Alman. O emekli ayrıldı. Onun iki makinesi boşa çıktı hocam. Ondan sonra ben yaparım diye kendimi öne attım. Ondan sonra o iki makineyi aldım. Ondan sonra baktı patron ben bir şeyler yapabiliyorum. Ondan sonra bir iki makine daha verdi. Ondan sonra zamanla vardiya amiri oldum hocam. Şimdi ama mesela kendi yanımda çalışan iş arkadaşlarıma, işçilerime demiyorum. Çünkü onlar benim iş arkadaşlarım. Romanyalı bir tane çocuk var mesela. Mesleği yok ama hocam çocuk şimdi takımları topluyor. Bütün malzemeleri makineye yüklüyor. Programını yüklüyor. Sıfır noktalarını alıyor. Bütün her şeyini yapabiliyor. Neden? Biraz önce Ali Ekber hocam söyledi. Ben mesela şu anda izinde bırakıp gidebiliyorum. Önceden patron bana 3 hafta izin veriyorsa şimdi 4 hafta alabiliyorum. Veyahut 2 hafta izin veriyorsa şu anda 3 hafta alabiliyorum. Çünkü hasta olduğunda da birisini bırakıyorsun. Evet hocam, Türk abimiz vardı, Halit abimiz. Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. 25 sene bizim firmada çalışmış. Ustabaşı, o işte Alman giden ustabaşı hiçbir şey göstermemiş. Parça bağla, parça sök. Parça bağla, parça sök. Abime 6 ayın içinde makinayı Yani parça çıkarttırmayı öğrendi. Kendi kendine programı içine yüklüyordu. Sıfır noktalarını alıyordu. Bütün takımları, elmasları bağlıyordu hocam. Ben Türkçe terimleri fazla bilmiyorum. Özür dilerim. Evet, işte, gayet iyi. 6 ayın içinde bütün her şeyi öğrendi. Bütün her şeyi öğrendi. Yani o iki makinayı da ona bıraktım öylelikle hocam. Çok iyi. Şu anda çok özel değilse hangi alanda çalışıyorsun Almanya'da? Ne iş üzerine çalışıyorsun? Hocam biz bu kasalar, dıt dıt yapan kasalar var ya marketlerde. Evet. O dünyada bir tane firma var. Bir iki firma var galiba. O firmanın parçalarını üretiyoruz biz. Yani bir yedek şey parçalarını, artık içine gelen bir parçalarını üretiyoruz. Ve de şu anda o firmaya da bir siber saldırı düzenlenmiş hocam. Bu Çin tarafından. Bu Almanya'da biraz sıkıntılı bir dönem geçiyor şu anda. Materyal bulamıyor Almanya. İşte enerjide sıkıntı var biraz. Bütün herkes kısa çalışmaya geçiyor. Artık bizde herhalde işlerimiz çok azaldı. Yani şu dosyamızın kalınlığı bu kadarken şu kadara düştü hocam yani. Hiç içinde kalem iş kalmadı. Ya şu anda 11. ayın ortasının işlerini yapıyoruz. 11. ayın sonunun işlerini yapıyoruz. Malum sebepten dolayı mı böyle şu anda? Hani Rusya, Ukrayna. Ondan dolayı bir de siber saldırı düzenlemiş. 3000 kişilik bir firma galiba. Bütün sistemi bitmiş hocam. Bütün sistem gitmiş. Biz de onlara iş yapıyorduk. Aa. Yani sistem dönmüyor. İnternetin ne kadar büyük bir şey olduğunu ben burada tekrar anladım. Evet. Sistem dönmüyor hocam. Yani sistem dönmediği için bize işleri olduğu halde iş yollayamıyorlar. Çünkü hiçbir kağıtları üzerinde bir şey yok. Bütün her şey bilgisayar üzeri. Evet. Maalesef internet nasıl büyük bir veli nimet diyorsak evet, iyi yönde ve bir o kadar da kötü ameller niyetine kullanırsak büyük de bir silah aynı zamanda. Evet hocam. Deniz Bey sizin CAD-CAM programı olarak ne kullanıyorsunuz? Hangi programı? Tam ben soracaktım. Evet hocam. Şimdi ona geçecektim. Ben 20 senedir bu işin içindeyim. Bizim iş yerinde yapabilen tek kişi var, ustabaşı. Onu kursa yolladı patron. Bundan bir 7-8 sene önce işte Esprit programı. Hocam 3 hafta 4 hafta ustabaşı yoktu. Hastanede yattı. Bir tane parça geldi. Yani ben her şeyini yapabilirim, programlayabilirim. Elimden sıkıntı yok. Bir tane bir kontur var. Ama radyusları dipten geliyor. Onu çıkartmamız mecburen bilgisayardan, CAM'den çıkması lazım. Yok. Evet. Böylelikle ben bu işe merak sardım hocam. 1 aydır, 1,5 aydır. Gittim kendime bir tane laptop aldım. YouTube grubunda bir tane Türkiye'den bir yere üye oldum. Orada sağ olsunlar beni yönlendirdiler. Eğitim videolarına baktım. Hocam 1 ayın içinde Esprit'i şu anda programı çıkartacak hale geldim ben kendi başıma. Almanya'da Esprit mi kullanıyorlar? Orası çok milliyetçidir ya normalde. NX'ten başka bir şey kullanmaz. Evet, bizim firmamız Esprit. Bacanağımın firması, o da Esprit kullanıyor hocam. Yani Esprit kullanan bayağı var. Anladım, tamam. O zaman bir bu yıl sonuna doğru bize de Esprit yapılacak. Esprit eğitim seti yapılacak. İnşallah oradan arkadaşlara yönlendirirsin. İnşallah hocam. Ben de kendim şu anda işte öğreniyorum. Patron bu çabaları gördü. Ben programı artık ustabaşı gelmeyince dedim ben YouTube'da işte videolara baktım. Şu bilgisayarı açın. Şifresini de bilmiyorum çünkü. Bir de kıskanç. Göstermek de istemiyor. Dedim kontürü çıkartmayı deneyeceğim. Ben kontürü çıkartınca patron ağzı açık kaldı hocam. Yani bizim Almanya'ya artık Türkler gittikten sonra herhalde Almanlar da Türklere benzemeye başlamış galiba. Sanki öyle bir şey hissettim. Hocam şöyle bir durum var. Herkes kendine bir bağlılık istiyor. Ne diyeyim? Bir üstünlük duygusu içerisinde. Ama bir tim olmaktan uzak yani. Ne diyeyim? Aslında bir vardiya. Mesela benim vardiyemde biz toplam 6 kişi, benle birlikte 7 kişiyiz hocam. Ama biz bir timiz yani. Ne diyeyim? Özel hayatımızda da mesela bir şeye ihtiyacımız olduğu zaman bunların hepsi yabancı mesela. Birisi Romanyalı, birisi Hırvat, Türk de var. Ama birisi mesela geçen ben kömür taşıdım hocam. Bir alo çektim. Hemen geldi çocuk Romanyalı, hemen kömürümü taşıdık, şey yaptık. Yani böyle ne diyeyim, yardımlaşma her zaman iyidir yani. Çok iyi. Evet, kesinlikle. Evet. Peki orada çalışma saatleri falan nasıl acaba? Türkiye ile kıyaslamak istiyoruz da. Yani çalışma şartları, hani millet hep diyor ya, şuradan YouTube'dan falan izliyoruz sokak röportajlarından. İşte çalışmazsan Almanya'da işte kömürünü veriyor, yakacağını veriyor, yardımını veriyor falan filan diyorlar yani. Var mı öyle bir şey? Valla Mustafa Hocam, aslında ben bu konular hakkında yorum yapmak istemiyorum. Çünkü gurbetçiler bu konular hakkında yanlış anlaşılıyor diye tahmin ediyorum. Çünkü bir Türkiye gurbet özlem olduğu için de devamlı Türkiye'yi hasret içinde bulduğumuz için kendimiz farklı görüyoruz. Gel fıstığım, ne oldu, gel gel. Bak. Maşallah. Allah başlasın. Ben geliyorum, tamam mı, birazdan? Tamam. Hadi. Tamam fıstığım. Hocam şöyle bir durum var. Yani Almanya tamam, iyi, güzel. Hakları süper. Türkiye ile biz bunu karşılaştıramayız. Ben bunu hep söylüyorum. Türkiye ile Almanya'yı karşılaştıramayız. Bir Huawei grubunun, Volkswagen grubunun milli geliri Türkiye'nin milli deniyordu hocam? Bütün gelirine eşit derecede yani. Yani teknolojik bakımından evet, teknoloji bakımından yani aramızda belki 200 sene var. Hocam böyle bu türden karşılaştıramayız. Ama Almanya'da şöyle bir durum var hocam. Ya çalışacaksınız ya işsiz gezeceksiniz. İki durum var. Şimdi işsiz gezene devlet baktığı için öyle bir sosyal bir şey var. Ama çalışmazsanız da mesela saat çalışma vardiyaları nasıl? Ben kaçta alıyorum hocam? Sabah 5'te iş alıyorum. Öğlen 2'ye kadar. 5'te işe alabilmem için benim 4'te uyanmam lazım. 4.30'a kadar hazırlanmam lazım. 20 dakika yol gitmem lazım. 10 dakika üstümü değiştirmem lazım. 2'ye kadar çalışmam lazım. Tamam, 2'ye kadar çalışıyorum. Ertesi hafta 2'de iş alıyorum. Gece 11'e kadar çalışıyorum. Bak, bu 2 var diye güzel hocam. Tamam, idare ediyoruz öyle böyle. Ama işin içine 3 var diye çalışan arkadaşlarımız var. 4 gün sabahçı, 4 gün öğlenci, 4 gün gececi, 5 gün evde kalanlar var mesela. O tamamen hayatı bitiriyor. Belki Türkiye'de de böyledir, bilmiyorum, ama şöyle bir durum var. Mesela bizim 480 dakikamız var. 8 saat üzerinden çalıştığımız için 480 dakikamız var. Atıyorum hocam, bir parça 10 dakika yürüyor. Bir parça 10 dakika yürüyor. Ne yapıyor? 48 tane mal yapıyor, değil mi? Bu 48 tane parçayı iş bitiminde kağıda dökülür. O böyle şeyler dıt yapıyor ya hocam. Kalem şeylerin üzerine. Ondan gidilir bilgisayara işlenir. Orada görünür bilgisayarda. Bugün kaç tane mal yaptın? Kaç parça ürettin? Kaç tane bozdun? Ve mesela atıyorum ki %85'in altına düştüğün zaman bunun hesabını verirsin. Yani ne oldu? Atıyorum elmas mı kırıldı? Freze mi kırıldı? Makine hata mı getirdi? Ne yapıldı? Yani bu yönden biraz şey hocam. Mesela Türkiye'de ben de sanayide arkadaşlarım var. Gittiğim zaman çalışma sistemi biraz farklı. Evet. Yani Almanya'da biraz mesela ben 2'de 3'e eve geliyorum ama 3'ten sonra knockout olmuş oluyorum. Mesela akşama kadar yani sallana sallana gezmiş oluyorum. Biraz o yönden kötü hocam. Bu söylediğin şeyi ben üniversite stajını İzmir BMC kamyon fabrikası vardı. Orada yapmıştım. Aynı söylediğiniz işlem orada yapılıyordu. Vardiyalı çalışanlara işte bir işin bir istasyondan çıkıp diğer istasyona kadar her istasyonda kronometre tutuyorlardı. İşte bu şeyin dakikasını şeye kadar tespit ediyorlar. Son işleme kadar. Herhangi birisinde aksadığı zaman niye aksadı sebebini araştırıyor ve en çok aksatan istasyondakini ya değiştiriyordu ya da işten çıkarıyorlardı. O yüzden o söylediğiniz sistem burada da uyguluyorlardı. Peki Deniz Bey, orada hafta sonları ya da işten sonraki saatler bir sosyal aktivite yapılan nasıl? Türkiye'ye geldiniz mi? Burada geliyor musun Türkiye'ye? Tabii hocam, her sene geliyorum. Bir parçam Türkiye'de, ablam Türkiye'de. Biz 2 kardeşiz. Tamam. Türkiye'nin kültürünü biliyorsun zaten. Tabii. Buradaki hafta sonları işte sahildeki, parklardaki olayları, oradaki sosyalleşmeleri, oradaki cıvıltıları hatırlayın. Almanya'da böyle bir şey var mı? Yani oranın kültürünü anlamak için soruyorum. Yani orada hafta sonları böyle etkinlikler yapılıyor mu? Var mı öyle bir şey? Hocam şimdi mesela şöyle bir durum var. Siz hafta içi de olsa Türkiye'de işten çıktığınız zaman insan bir çekirdeğini alıyor. Bir dondurma yemeye gidiyor çocuklarıyla. Gece 12'ye 1'e kadar aktif. Burada böyle bir durum yok. Burada mesela bugün pazardı hocam, dışarıya çıksanız yani bir ya iki kişi, belki de ben ufak yerde oturuyorum. Hani her yeri ben aynı kıyaslayamam. Ben kasaba gibi bir yerde oturuyorum ama Almanların geneli kendilerini böyle geri çekiyorlar ve özel hayat dedikleri var ya hocam. O yüzden dolayı yani tek yaşamaya, bunlar hep tek yaşama üzerine. Mesela 18 yaşına gelen çocuğundan adam kira alıyor. Böyle bir sistem. Veyahut diyor git diyor, kendine ev tut diyor. Yani böyle insanlar da var Almanlarda. Bireysel takılıyorlar hocam bunlar. Ya sosyal hayat şöyle, sosyal hayat nasıl söyleyeyim? Yani şimdi o YouTube'daki videolardaki şeyle Almanya bambaşka yani gerçek hayatta. Yani orada mesela insan zannediyor ki gelecek buraya 2-3 sene içinde evini alacak, arabasını alacak, bütün her şeyini halledebilecek. Bu işin onlar içinde inanmıyor zaten. Öyle bir şey yok. İnanmıyor onlara zaten de. Bu işin içinde böyle şeyler yok hocam. Mesela ben kendi elimi göstereyim. Bakın benim elim böyle yamuk kaldı. Geçmiş olsun. Neden? Meslek kazası falan mı? Evet hocam, meslek kazası. Kolumdan sinir aldılar, taktılar. Yani kolay değil. Gerçekten kolay değil. Yani ister Türkiye olsun, ister Almanya olsun. Ekmek her yerde zor. Tabii ki şartları hiçbir yerde kıyaslayamayız. Almanya dünyanın en refah ülkelerinden yani 3. 4. sırada gelir. O yüzden ben Türkiye ile Almanya'yı karşılaştıramam ama yani sistem farklı. Buraya gelmek isteyenler, bana çoğu kişi diyor ki işte bizi de götür, bizi de getir. Ya ben sizi nasıl getireyim, nasıl götüreyim? Kendimi zor atmışım buraya. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Buranın zorluğunu çekecek insan varsa gelsin diyorum. Hani Türkiye'de zorluk yok mu? Türkiye'de tabii zorluk var. Her yerin zorluğu var. Ama Türkiye'deki rahat çalışma sistemini burada bulamaz kimse. Ben bunu demek istiyorum. Peki orada sanayi anlamında baktığınız zaman işte sanayiye yeni başlayacak personellere orada bir eğitim düzeni, eğitim alışkanlığı falan var mı? Yani orada sanayide işe başlayacak insanın belli bir şartlara vakıf olması gerekiyor mu? Yani orada eğitim sistemi nasıl acaba? Sanayide nasıl ilerliyorlar? Hocam mesela iş başvuruları oluyor, bize geliyor. Ustabaşı soruyor, buna bakın diyor. Adam bir tane böyle iş başvurusu göndermiş işte. Önceki nerede çalışmış? Biz şimdi en önce baktığımız şey çıraklık eğitimi. Çıraklık eğitimini yapmış mı 3,5 sene? Hani not ortalamasını geçiyoruz. Şu anda kalifiye elma bulabilmek biraz sıkıntı. Yani Almanya'da 2 milyon işsiz varmış hocam. 2,5 milyon açık pozisyon varmış. Kalifiye eleman bakımından. Yani konuşulan bu. 2 milyon işsiz var Almanya'da, 2,5 milyon. Efendim Ali Hocam? Nitelikli insan, o işsiz olanlar nitelikli insanlar değil. Vasıfsız insanlardır. O yüzden. Evet hocam. Evet, bundan hocam. 2 sene önce Men Group Power'dı galiba. O araştırma yapmış ya dünya genelinde. Almanya yoktu o listenin içerisinde ama demek ki varmış açıkçası. Orada 20-26 bin işveren buluşmuş, işte konuşmuşlar falan. Kalifiye eleman açığının yaşandığını ama o problemi de nasıl çözeceklerini konuşmamışlar. Sadece konuşmuşlar, gitmişler. Evet hocam. Daha çok şey alıyorlar işte. Göçmen aldıkları için o diğer ülkelerin genç yetişmiş insanlarını transfer ederek o açığı kapatıyorlar. Aslında bizim ülkemizdeki beyin göçü dediğimiz o yöne giden insanlar bu ülkeyi yetiştiriyor. Bir sürü yatırımlar yapıyor. Okullar yapıyor. Öğretmenler atıyor. Ne oluyor? Yetiştikten sonra bu kişiyi direkt gelişmiş ülkeler hemen kapıyor. Bu da aslında ülke ekonomisine büyük bir darbe. Evet. Yani Silikon Vadisi'ne gidenleri düşünün. Yani bizden gerçekten o kadar başarılı mühendisler, o kadar başarılı yazılımcılar, doktorlar, meslek erbapları var ki biz ülke olarak kıymetini bilemiyoruz maalesef. Ama elin işte Türk ağzından konuşursak elin gavuru kapıyor işte. Alıyor yani. Hocam hastaneye gidiyoruz. Hastanede Alman doktor yok. Suriyeli, Rus, işte Kazak, bir Doktor tek en yüksekteki doktor, yani şef doktor deniliyor. Bu, Türkiye'de başhekim deniliyor. Başhekim Almansa Almandır. Diğer doktorların çoğu yabancı hocam burada. Mesela bu Almanya'nın emeklilik sistemi, burada Almanlar uzun ömürlü olduğu için 80'i deviriyor çoğu. Hocam emeklilik parası yetmiyor. Çünkü onun için dış ülkelerdeki kalifiye elemanları kapıyor Almanya yani. Sistem bu. Şimdi elimize mesela iş başvurusu geliyor demiştim. İlk önce biz ona bakıyoruz. Çıraklık eğitimi almış mı? Eğer almadıysa o zaman bakıyoruz ki hiçbir başka bir çıraklık eğitimi almış mı? Yani atıyorum ki bir kreş öğretmeni olabilir veyahut bir badanacı, boyacı olabilir. Bunların da eğitimleri var hocam. Çünkü ikinci baktığımız şey bu insan veyahut bu çocuk hayatında bir şey başarmış mı? Yani bir meslek de olsa yapmış mı? Mesela insan olabilir, başka sektörlerde işsiz kalabilir. Ha, işe alırken bunlara bakılıyor mu yani? Tabii ilk önce kendi mesleğimizden olup olmadığına bakılıyor. Eğer o yoksa, kendi mesleğimizden değilse, bu sefer de başka bir meslek yapıp yapılmadığına bakılıyor. Yani hayatta bir başarısı var mı? 3,5 sene başka bir çıraklık eğitimi alındı mı? Ona bakılıyor. Peki bizim Türkiye'den bir diploma almış, bu alanda diyelim makinacılık sektörüyle ilgili bir kişi Almanya'ya geldiği zaman bunun diplomasını, aldığı eğitimi orada kabul ediyorlar mı? Yoksa yeniden bir daha eğitime mi sokuyor? Buradaki hocam, yani tüm eğitimini almış, bilgiye, birikime sahip. Sıradan bir işletmeye gittiği zaman diplomam var, mesleğim budur. Bunu deyince onun diplomasını falan kabul ediyorlar mı? Hocam benim dayımın oğlu Ankara'da Hıfzı Sa'da torna tesviye bölümündeydi. Buraya evlenerek geldi. Eşi de kendi akrabamız. Burada yani kendisi aslında meslek lisesi ve Kartal şeyden mezun. Bütün kağıtları var. Burada tanımadılar. O zaman şu anda bilmiyorum tanıyorlar mı, ama o zaman denklik yapmadılar hocam. Mesela denklik yapsalar da mesela fakülte mezununu düşük, mesela meslek eğitimi yapmış bir insan fakülteden mezun olmuş. Onu daha düşükten alıyorlar. Ama böyle meslek lisesi çıraklık eğitimini benim bildiğim kadarıyla kabul etmiyorlar. Kendi dayımın oğlundan biliyorum çünkü. Yani oradan tekrar eğitim mi alması gerekiyor? Ya tahminim öyle, tekrar eğitimini alması gerekiyor. Ehliyetimizi de kabul etmiyorlar. 6 ay ehliyetimizi kabul ediyorlar. 6 aydan sonra ehliyetsiz gibi oluyoruz. Ondan sonra tekrar sınava girmemiz, tekrar derslerini görmemiz gerekiyor. Yani bize şunu mu diyorlar? Biz sizin aldığınız eğitimi beğenmiyoruz. Bir de burada eğitim alacaksınız mı diyorlar. Hocam yüksek pozisyonları kabul ediyorlar. Doktorlar, mühendisler, bilgisayar mühendisi. Mesela biz bu sene kayınbabamgilin bir tane akrabası çocuk bu Türkiye'de, İstanbul'da bilgisayar mühendisiydi. Çalıştığı şirket Alman şirketiydi. Çocuğu Almanya'ya getirdi. Yani öyle durumlar da var. Mesela benim aldığım şu andaki maaşımın 2 katını alıyor çocuk. Öyle yani, öyle durumlar da var. Orada çalıştırdığı işçisinin sigortasını yapmama gibi bir şey var mı? Hocam o biraz zor. Biraz o yapamaz çünkü Almanya'da adam öldürün, vergi kaçırmayın. Yani o şekil. Vergi kaçırmayın. Yaptırımlar yüksek. Ya bizim çatımıza düşen suyun vergisini alıyor bizden. Çatımızda onu biz kanalizasyona akıttığımız için, mesela kanalizasyona akıyor ya. Evet. Onun vergisi var hocam ya. Ben inanamamıştım ilk duyduğumda. Yani bir şeyde de böyleydi galiba. Amerika'da da öyle galiba. Her şeyi yap ama vergi kaçırma. Her şeyin vergisi vardı. Yani aslında baktığınız zaman bir nizam, bir kural var aslında. Ve bunun da vermiş olduğu bir rahatlık var. Ekonomi anlamda söylüyorum. Yani hiçbir şey aslında şey değil, gereksiz yere değil. Yani şu Almanya'ya gidip gelenler ya da orada yaşayanlar hep şunu söylüyordu. O zaman bu doğru mu olmuş oluyor? Ülkemin her karışına ayrı ayrı kurban olayım diyorlar ya. Hocam Türkiye tabii ki bambaşka bir memleket. Memleketimiz bambaşka. Yani Türkiye'nin ne derler ona hocam? Dinamikleri çok farklı. Gerçekten biz ne bir Arap ülkesi gibi ne bir Avrupa ülkesi gibiyiz. Biz bambaşka bir ülkeyiz. Gerçekten bunu ben her zaman söylüyorum yani. Biz değişik bir ülkeyiz yani gerçekten. Yani kıyaslayamayız o konuda. Almanya tabii ki vergilerle ayakta kalıyor. Sosyal bir devlet. Yani işsiz kaldığınızda işsizlik maaşınızı veriyor, evinizin kirasını veriyor, sizi aç bırakmıyor. Bu yönleri işsizlik, çok güzel. İşsiz kaldığınızda orada diyelim ki işsiz kaldınız ve işsiz kaldığınızda işsizlere verdikleri para sizin yaşayabilecek şeyinizi karşılıyor mu? Yani günlük ihtiyacınız falan ay boyunca karşılayabiliyor mu? Yani o seviyede mi? Hocam şöyle bir durum var. İşsizlik parası ilk bir sene veya çalıştığınız süreye bağlı. Mesela uzun süre siz 30 sene çalıştınız. Size o zaman mesela 1,5 sene veya 2 sene işsizlik parası veriyorlar. O işsizlik parası maaş en son aldığınız bir senenin ortalaması %67'sini veriyorlar. Ondan sonra iş bulamazsanız sizi hartfiye denen bir sistem var. Sosyal yardım sistemi. Ona bağlıyorlar hocam. O da ev kiranızı karşılıyor ama şöyle bir durum var. Eviniz tabii ki size yeter, büyük olmayacak şekilde. Normal size belli bir metrekareleri var işte kişi başına. Çocuklarınız varsa tabii ki odaları olmak zorunda. Ev kiranızı karşılıyor ve kişi başı tahminim, bilmiyorum tam yalan söylemeyeyim ama 400 ya da 450 euro para veriyor kişi başı. Yani şöyle bir durum var hocam. Mesela 3 çocuğu olan veyahut 4 çocuğu olan çoğu kişi de burada yani gidip de iş yerinin kahrını çekmek istemeyen de var. Yani şöyle bir durum var. Adam burada geliyor, işsizlik yardımı alıyor. Atıyorum 2000 lira yardım alıyor çocuklarla birlikte. 2000 euro. Zaten normal bir işçi 1900-2000 euro alıyor. Yani çalışmasına gerek yok. Yanı sıra da gidiyor bir akşamları pizzacıda pizza dağıtıyor. Bilmem ne yapıyor. Böyle vergi ödemeden kaçarlar. Daha çok kazanıyor. Şimdi ama eğer hak hukuka girmiyorsa bunu yapanlara ben bir şey demiyorum ama bence bu sadece Alman vatandaşlarına değil mi? Yani Alman vatandaşlığın varsa bundan faydalanabiliyorsun değil mi? Oturumunuz varsa hocam, Türk vatandaşlısınız da fark etmiyor. Oturumunuz olan herkes için geçerli. Oturumunuz varsa veyahut da iltica bu Suriyeliler şu anda işte Ukraynalılara direkt hiçbir sorgusuz her şey veriliyor şu anda. Almanlar çok şu sıra çok sinirli hocam. Çünkü mezarda emeklilik diye benim ustabaşlarım falan artık 67'de burada emeklilik 67 yaşında ya da 45 sene ya da 40 sene tam yalan söylemeyeyim. Full çalışmanız gerekiyor ki emekliliğe hak etmeniz için. O da 65'inizden sonra. Bizim tabii ki şu anda biz buna inanmıyoruz. Benim yaşım 36. Eğer yaşarsak tabii ki bunu çıkartacaklar 70, 71, 72. Yani ama Alman diyor ki şu anda Ukraynalı geliyor diyor ve atıyorum veyahut bir Suriyeli geliyor diyor ve direkt her şeye sahip oluyor diyor. Özellikle Ukraynalılar şu anda direkt alıyor hocam. Yani bir pasaportlarını göstermeleri yeterli. Her şeyleri, evleri, işte mağazaları direkt bağlanıyor. Bu durum bir iç karışıklığa sebep olmaz mı? Yani Alman vatandaşları kızmaz mı hükümete? Yani biz kendi vatandaşınız bize ne yapmıyorsun da mültecilere uyguluyorsun böyle bir şey falan diye bir isyan çıkmıyor mu yani? Çıkıyor hocam, işte aşırı sağ burada o yüzden biraz daha gitgide alevleniyor. Benim ustabaşlarımın hepsi de zaten ateş püskürüyor. Hepsi Alman. Ateş püskürüyorlar. Yani biz diyorlar adamlar da şimdi adam cumartesi çalışıyor. Adam herkes burada 8 saat çalışmıyor ki. 10 saat çalışıyoruz. 2 saat mesaiye kalıyoruz. Biraz fazla para kazanalım. Evimize biraz daha şey götürek diye. Her şey pahalandı. Şimdi Türkiye'de de pahalandı. Burayla da karşılaştırmayın ama burada da pahalandı. Geçen sene euro 1 euro dizeldi hocam. Bu sene dizel 2.20. 1 litre dizel. Euro bağlı. Geçen sene 1 euroydu. Şu an 2.20 mi? Evet hocam. 1.10'du. 1.20 idi. Şu anda 2.20 hocam. Şimdi burada da her şey pahalandı. Adamlar şimdi demiyor ki bir de bu adam bazı insan cumartesi de çalışıyor. Bazı insan pazarda çalışıyor. Bu adam haftanın 5-6 günü çalışıyor. Saate vurduğunuz zaman bu adam 67 yaşına kadar belki 50 sene çalışmış olacak. 55 sene çalışmış olacak. Böyle bir şey kimse istemiyor yani. Herkes diyor ki yani madem ki ben bir şey ödüyorum bunun karşılığını ver istiyor ama işte sıkıntı hocam burada zaten hükümeti sanırım bir 6 ay bir senesi gitmez düşer diye düşünüyorum. Çünkü bayağı bir sıkıntılı bir süreçten geçiyor Almanya. Bu enerji krizi mahvetti. Çünkü Almanya'nın hiçbir kendine ait enerjisi yok. Evet. Dışa bağımlı, özellikle Rusya'ya bağımlı ve Rusya yani Almanya bu şeyde en çok kaybeden oldu. Peki sizin bu seneki kışta Almanya'nın soğuğu da çünkü iyi soğuktur. Orada bu kışın şimdi Ruslar diyor ki açmayacağız yani sonuçta doğalgazı falan ve göndermeyeceğiz diyorlar. Almanya'nın buna bir hazırlığı var mı bildiğiniz? Hocam hiçbir hazırlığı yok. Amerika gene yapacağını kendi gazını satmak için işte o sıvılaştırılmış gazları satacak. Evet. Gemilerle bize satacak. Şu anda hocam dışarısı 6 derece burada. Allah'tan benim sobam var evimde. Soba yakıyor. Kimse doğal gazını yakmıyor. Benim etrafımdaki kimse doğal gazını yakmıyor. Çünkü hocam belirsizlik var. Şu ana kadar 3 tane fiyat bildirisi gönderdi bana doğalgaz şirketi. Sayacının numarasını çek gönder, şu 10. ayın 1'inden itibaren şu fiyattan. 9. ayın 1'inden itibaren şu fiyattan. Söylemlere göre bir insan yani atıyorum 100 euro gaz ödüyorsa sadece gaz, elektrik şu anda 7 kat artmış durumda diyorlar. Yani herkes korkudan dolayı ne yapacağını bilmiyor. Burada bir de senelik geliyor bütün hesaplar. Aylık ödüyorsunuz mesela. Aylık ödüyorsunuz giderinizi. Size belli bir fiyat biçiyorlar. Sene sonunda da ne fazla yaktıysanız onun ödüyorsunuz. Az yaktıysanız parayı alıyorsunuz. Şimdi herkes tedirgin içinde, kimse yani bir şey yapmamaya çalışıyor. Şubat ayını bekliyor işte şeylerin gelmesini. Almanya'nın sıkıntısı hocam. Teknoloji çok yüksek. Tamam, çok yüksek ama enerjiniz olmadığı sürece hiçbir işe yaramıyormuş. Peki teknoloji çok yüksek diyorsunuz ya, sanayi anlamında teknoloji ne gibi farklılıklar var Türkiye'ye göre? Mesela sanayide şu teknolojiyi kullanıyoruz, biz bu teknolojiyi kullanıyoruz dediğin en büyük bariz fark ne var? Hocam yani en basitinden takımlarda, mesela elmaslarda çok farklı seçenekler. Yani makine bağımında CNC kendi en basitinden kendi CNC'sini üretiyor Almanya. Türkiye'de de üretiyor benim bildiğim ama hani ne kadar büyük çapta onu bilmiyorum. Araba sektörü, uçak sektörü, yani şöyle düşünecek olursak bir arabanın içine kaç tane parça giriyor hocam? Bunların hepsi değişik şirketlere dağıtılıyor. Evet. Peki bunları yapan şey ama Almanya'da bugün Volkswagen'e, BMW'ye, Mercedes'i ve CNC markalarında ne var Alman malı mesela şu an hatırlıyorum işte Siemens var. Hermle. Siemens var, Hermil var. Yani bunları yapan firmalar belli. Ya ve bu firmalar da dünyada kendini zaten kanıtlamış firmalar. Onların dışında küçük böyle orta yollu işletmeler de var Almanya'da. Bana onları söyle. Onlarda nasıl bir teknoloji var? Bugün BMW'da yani BMW'de, Mercedes'te, işte Siemens'te onun gibi büyük firmaları Türkiye'de de karşımıza alırsak Türkiye'de de o şekilde Endüstri 4.0'ı kullanan birçok firma var. Çünkü firma büyük. İstemese de firma zaten onu kendisine yaptırtıyor. Çünkü firmanın gidişatı onu gösteriyor. Ama bugün bir orta ölçekli bir işletmeye baktığımız zaman Endüstri 4.0 o neymiş la diyor. O ne ki o diyor. Şimdi bir ortalamaya vurduğumuz zaman Türkiye'deki orta işletmelerde adam matkabı, yani örnek vermek için söylüyorum, eliyle taşla biliyor. Yani Almanya'daki bir orta işletme ya da küçük esnaf oranın teknolojisi ne? Bana bunu söyler misin? Hocam o örnekten göstereyim. Mesela bizim matkaplarımız kendimiz bileylemiyoruz. Elle de hiçbir şey yapmıyoruz. Hepsi birikiyor. Onları biz bileylemeye gönderiyoruz. Orta işletmeler hocam eğer kendi parçalarını üretmiyorlarsa, büyük şirketlere üretiyorlarsa onlar da bir nevi ne diyorlar ona aracı şirket. Evet hocam öyle oluyor. Ama mesela benim bu oturduğum kasabada bir tane iğne fabrikası var hocam. İğne fabrikası, bu da orta ölçekli ama kendi makinesini üretiyor. İğneyi üreten makineyi kendileri üretiyor. Yani kendi patentleri kendilerine ait. O tekstil iğnelerini üreten şeyler çok çeşitli, bu iğneler tabii ki hocam. O makineleri kendi üretiyor mesela. Yani aslında şunu soruyorum ben. Şimdi burada orta işletmelerde hani hep diyoruz ya, mekanikte Almanlar çok iyidir, işte iş disiplininde Almanlar falan çok iyidir. Bunu anlamak için soruyorum. Şimdi orta işletmelerde ve küçük işletmelerde, örnek veriyorum, bir fason imalatı yapan bir işletme şunu üretiyorsa, bunun kalite kontrolünü bildiğimiz buradaki gibi kumpasla, mikrometreyle falan mı yapıyor, yoksa çeşitli ölçüm aletleri var mı? İşte 3 boyutlu CMM'ler, işte mihengirler, projeksiyonlar falan. Yani onlara soruyorum. Yani orta ölçekli bir işletmelerde nasıl bir kalite kontrol yöntemi var ve nasıl bir çalışma düzeni var? Hocam ben kendi firmamızdan örnek göstereyim. Biz ortanın belki bir düşüğüzdür. Yani 50 kişilik bir firmayız ama ne diyeyim, böyle Endüstri 4 yok bizde. Ama 3D ölçme aletimiz var. Bazı parçalarımız mesela mecbur onda ölçülmesi gerekiyor. Onun protokolünü o firma bizden istiyor. Diyor ki sen diyor bu parçaların hepsini ölçeceksin, üstlerine numara basacaksın ve bu protokolünü bana göndereceksin. Evet, ben, ölçüm raporunu istiyor en sonunda. Ölçüm raporunu istiyor hocam, evet. Mesela bu makinamız var. Herkesin kendine ait kumpası tabii ki var. Böyle masa üzerinde ölçme aletleri, Türkçesini bilmiyorum ben. Masa üzerinde ölçme aletlerimiz var. %1000'lik ölçüyor. Mikrometredir büyük ihtimal. Böyle masa üzerinde 400 milime kadar ölçebiliyoruz. Şöyle yarı çapına kadar ölçebiliyor. Hocam böyle bir makine. Tamam, mihengir herhalde hocam. Ne oluyor? Evet, %1000 ölçüyor. Binde bir ölçüyor. Ya böyle ölçü aletlerimizden dolayı bir sıkıntı yok hocam. Yani bu kendi yapamadığımız iş var mı derseniz, mesela 5 eksenli makinamız yok bizim. Torna makinelerinde var ama freze makinesinde yok. 3+1 var hocam. Yatay makine. Kendi kullandığımız makinelerin hepsi de bu arada Japon. Evet. Peki şeyi soracağım ben. Bizim burada sanayide genelde takımların boylarını jelatinle şeyle sıfırlarlar. Yani sizin orada otomatik takım boyunu alan, takımı ölçen, parçayı sıfırlayan ışıklı şeyler var. Otomatik yapan, siz onları kullanıyor musunuz? Yoksa manuel olarak mı yapıyorsunuz parçayı sıfırlamasını falan? Hocam zaten parçayı sıfırlaması 3D şey var. TAS'ta işte Türkçesini bilmiyorum. Evet. O var. Mesela benim toplam 7 makina, 2 tane Matsura var, diğerleri Mori. Morilerin ikisi eski, onlar da elden giriyoruz. Yani o da şey, ama bu şey sayaç, böyle kendi otomatik ölçmüyor. Kendi, yani ben kendim şeyle basmam lazım. El çarkıyla kendini sıfırlıyorsunuz. Çarkla sıfırlamam lazım ama diğer yeni makinelerde orada otomatik sıfırlama hocam. Ve de mesela yeni makinelerde şey de var. Bir tanesi lazerle elmasın kırılıp matkabın kırılıp kırılmadığını kontrol ediyor. Diğerinde sensörle kontrol ediyor diğerlerinde. Ama eski morilerde mesela 2000'lerin başları 2 tane var. 2002 herhalde. Onlar da yok. Orada buyurun hocam. Orta ölçekli firmanın bir aşağısındayız diyorsunuz. Mesela bizim buradaki üst düzey firmalarda kullanılan şeyleri kullanıyorsunuz. Evet hocam. Orada peki şeyi ne kullanıyorsunuz atölyede? Freze markası olarak ne kullanıyorsunuz? Freze veya torna uçları markası ne kullanıyorsunuz? Evet hocam, ilk önce Ali Ekber hocamın sorusuna açalım. İşte dedim ya hocam, Türkiye ve Almanya işte buranın orta ölçeği, oranın yüksek standardı gibi. Evet. Mesela ısıtıp malı takıyoruz bazı şey. Onun Türkçesini bilmiyorum. Şilik. Evet hocam, böyle ısıtıyoruz, sonra soğuk suya sokup veyahut havayla tekrar çarpıyoruz. 16'lık, 12'lik, 20'lik böyle takım uçları var. Onları oraya koyuyoruz. Kendi kullandığımız takımlar hocam, biz HSS kullanmayalı. HSS'i nerede kullanıyorum? Onu söyleyeyim. 1.4301 paslanmaz çelik var hocam. Türkçesi belki başkadır ama krom mu diyorlar? Paslanmaz çelik. Materyal numarası 1.4301. Yani burada genelde HSS kullanmak zorunda kalıyorum. Çünkü parça çok yapışkan ve ısıtıyor. Yani paslanmaz işlerken HSS mi kullanıyorsun? O türü kullanıyorum. Evet, matkapları falan öyle kullanıyorum hocam. Frezeleri değil ama matkap ondan kullanıyorum. Şeyi soruyorum aslında, marka olarak soruyorum. Hani hep diyorlar ya Almanlar çok milliyetçi falan diyor. Hani bakayım orada Walter'dir, Kennemetal'dir, bunları kullanıyorlar mı? Yoksa bir Japon markası mı ya da bir Hırvat markası mı kullanıyorlar tutucu takımlarda? Onu soruyorum. Marka ne kullanıyorlar? Heh. Hocam marka olarak da şöyle söyleyeyim. Bu tarama deniliyor galiba. Onu da yeni öğrendim. Bu şeyden öğrendim. Çünkü CAD programı, Esprit öğrenirken orada taramalarda İSCAR. Bu da şey malı hocam, biliyorsunuz belki İSCAR. İsrail malı. Onu kullanıyoruz taramalarda. Şeyde aslında freze olarak kendi burada bileyleme atölyelerinde etrafımızda satan yerler var. Böyle bu etrafı onlar dağıtıyor. 3'te 5 tane var. Evet hocam, böyle onlar kendileri şirketlerle, aslında kendi firmaları yok ama kendileri bir bayi kurmuş ve şirketlere diyorlar ki bana bu frezeyi bileyle, şöyle bileyle, bana bu matkapı böyle bileyle, o matkapları kendi bünyesinde toplayıp bize satıyorlar. Böyle şirketlerden alıyoruz bu diğer şeylerimizi. Ama bana soracak olursanız en iyi şey freze ne diye soracak olursanız, benim şu ana kadar görmüş olduğum en iyisi Mitsubishi. Mitsubishi. Evet. Bu takımları bizim burada çok pahalıya elde ediyorlar. Şeyleri, özellikle o takma uçlar dediğimiz şeyleri tanesini 3 Euro'dan alıyorlar. İşte parmak frezeler, karbür parmak frezeler. Onları da oldukça pahalıya ulaşabiliyorlar. Orada nasıldır bu takımlar, şeyler, fiyatlar bizim gibi çok yüksek? Evet, bizim burada Türkiye'de yani fason çalışan kişiler özellikle kazandığı paranın 3'te 2'sini neredeyse kesici takıma veriyor. Çok pahalı burada kesici takımlar, karbür takımlar, insertler. Evet. Orada da pahalı mı? Evet hocam, burada da şimdi bu satan şirketler belli bir yüzde veriyor patronumuza. Ne kadar alırsak o kadar bize indirim yapıyorlar mesela. Normal alsanız bir tane 16'lık alüminyum freze 80 euro burada. Ama çok yüksek devirlere giriyor yani. Ben size video atmıştım mesela 15.000 devir. 5.000 evet. 5.000'de ilerleme yapabiliyor yani. Öyle freze mesela 80 euroysa bize o şirket 50 euroya satıyor. O fiyatlar yani %30'una tekabül ediyor genelde. Gelirin. Benim bildiğim kadarıyla. Takım olarak hocam. Yani genel olarak takımlarda. Siz orada birim başına fiyat vermiyorlar o zaman size. Öyle mi? Birim başına veriyorlar hocam ama tabii ki değişiyor. Mesela bir matkap 10 euro oluyor. 5D mi 8D mi, yani ne derler ona, boy olarak mesela değişiyor. Basit bir matkaptan 8 çap kadar giden matkap arasında çok farklılıklar oluyor. Mesela standart onluk freze, karbür standart onluk freze ortalama kaç paradır orada? Hocam geçen bir sipariş ettik. Ya ben o işlere bakmıyorum ama ustabaşının internetten sipariş ettiğini görüyorum. Orada yanları fiyatta yazıyor. Veya katalogda da bakıyorum. 22 euro falandı geçen bir freze sipariş ederken gördüğümde. Ucuzmuş abi. Burada 80-60 euro falan ya. Evet hocam. Peki. Burada seçenek çok olduğundan mecbur da fiyatlar belki o yüzden de düşüyor da olabilir. Evet, orada rekabet fazla demek. Bu folat metal diyorlar hocam. Türkçesini bilmiyorum ama o elmaslar var ya, sert elmas. Yani onları burada üreten firmada çok olduğu için bizim burada tanırsınız belki hocam, Güring diye bir firma var, biliyor musunuz? Güring evet. Ben o kasabada kalıyorum. Burada eskiden çöpe giden malzemeleri buradan bizim bir tane pehlivan lakaplı bir tane amcamız vardı. Arabalara şey yaparmış. Göğüslerini söker. Oradan çöpten çıkan malzemeleri içeri basarmış. Yani içinde bunların matkaplar var, frezeler, sadece toleransın dışında. Toleransın dışında olduğu için üretimi almıyorlarmış. Çöpe atıyorlarmış. Arabayı hocam böyle arabaya doldurulmuş. Araba diyor ki böyle yaylar yere inecek şekilde gelirdi diyor. Eski zamandan bahsediyor. Benim babam da tornacı o zamanlar Türkiye'de. Babam eski aslında. Babam diyor ki ben bunu tanıyordum diyor Türkiye'den diyor. Geliyordu bize diyor matkap satardı diyor. şey satardı diyor. O zamanlar bulmak çok zormuş. Mesela o elmas uçlarını kaynatırlarmış. Öyle evet, diyor. Evet. Yani şu anda gidiyor tornacılık yapmak, frezecilik yapmakta ne var ki diyor. Yani o zamanlar, şimdi diyor, o zaman biz ne işler yapıyorduk? Şimdi diyor her şey kolaylaştı diyor. Tabii o zamanlar bilemeci diye bir ayrı bir meslek grubu vardı. O babanın o zamanda takım bilemeci, elmas bilemeci, HSS bilemeciliği diye böyle bir usta vardı. Bir ayrı bir bölüm vardı yani. Şimdi artık daha o yok. Evet hocam. Benim babam Mercedes firmasında, ya Mercedes atölyesinde tornacı olarak çalışıyormuş mesela. Gelen parçaları mesela uyduramadıklarını veyahut bir takım çıkartmaları gerekiyor. Onun görevi oymuş o zaman. Şu anda nasıl sistem bilmiyorum. Bir servisin tornacısı var mı yok mu bilmiyorum ama tahminim yoktur. Dışarı veriyordur işi büyük ihtimal. Peki Deniz Bey, çok zamanınızı aldık. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ali Hocam, sizin var mı son olarak söyleyeceğim bir şey? Daha artık sonlandıralım diyorum. Çok fazla vaktinizi aldık hafta sonu Ali Ekber Hocam. Ali Hoca gitti. Hocam gel, yayını sonlandıralım. Ayıp olmasın, size bekliyoruz. Ali Hocam, yayını sonlandıracağız. Gel vedalaşalım, ayıp olmasın Deniz Bey'e de, size de. Ya Deniz Bey, önce ben teşekkür ederim katıldığınız için, bizleri aydınlattığınız için, Almanya'yı bize anlattığınız için çok sağ olun, eksik olmayın. Hocam ben tek bir şey söylemek istiyorum. Bizi yanlış anlamasınlar, ben bunu söylüyorum. Yani her zaman biz yanlış anlaşılıyoruz galiba. Yani genel anlamda ben Türkiye'de konuştuğum arkadaşlarım olsun, işte bu sosyal medya olsun. Benim kendim mesela Instagram hesabım yok, Facebook hesabım yok. Ben bunlara da karşıyım. Siz bugün video göndermişsiniz YouTube'dan, gördüm. Vallahi hocam, piyasayı mahveden bence bunlar. Yani her şey görüldüğü gibi değil. Biz Türkiye'yi seviyoruz. Almanya'yı da kötülemiyoruz. Buradan ekmeğimizi yiyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Bazı yanlış anlaşılmalar var. Ben bunun için de biraz şey yapmak istedim. Evet. Yani, çok takmayın ya, biz yapı mı diyeyim artık, kültür itibariyle biraz da eğitimsizliğin vermiş olduğu duygularla böyle ön yargılı davranmayı biraz seviyoruz maalesef. Bir mahkeme yapılırken de tek taraflı mahkeme yapıyoruz. Yani birisi birisinin hakkında bir şey söylediği zaman iddiada bulunan adamın itham ettiği kişiyi dinlemeden onun hakkında karar verebiliyoruz. Bizim kültür bu yönde maalesef. Dediğim gibi bu biraz eğitimsizliğin de vermiş olduğu şeylerden de kaynaklanıyor. Evet, ama takmamak lazım çok kafaya. Evet. İnsanlara, yani insanların ağzı sonuçta torba değil, büzemiyoruz. Hocam buradaki arkadaşlara da diyorum, Türkiye'ye gittiğinizde bilmediğiniz konular hakkında yorum yapmayın. Siz orada yaşamıyorsunuz. Evet. Oradakiler de burada yaşamıyor. Onun için hiç kimseyle iddialaşmayın. Her ülkenin dinamikleri ayrı. Onun için diyorum, kimseyle iddialaşmayın. Kimseye de haklı olduğunuzu veyahut haksız olduğunuzu iddia etmeyin. Teşekkür ediyorum. Hazır tam buraya girmişken son olarak şu soruyu sorayım, sonra kapatalım. Bunu söylediğiniz için bir soruma gereksinim duydum nedense. Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşı Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanmalı mı sizce? Hocam vallahi şimdi şimdi şöyle bir durum var. Sen orada yaşıyorsun, orayı bilmiyorsun. Ben burada yaşıyorum, sen burayı bilmiyorsun dedik yani. Ona hitaben sordum aslında. Şimdi şöyle bir durum var hocam. Diyorlar ki, eğer ki burada yaşamak istiyorsan bırak Almanya'ya gel, oyunu kullan, burada yaşa diyorlar. Eyvallah, haklılar, tamam bir şey. Ama biz zamanında Türkiye güllük gülistanlıktı da boşuna mı geldik hocam buraya? Evet. Ben de bunu söylüyorum. Kimse burada gavurun ağız kokusunu çekmez. Kimse tuvalet temizlemez. Türkiye'de yani bu her zaman bu örneği gösteriyoruz ama yani burada benim annem de tuvalet temizledi. Teyzelerim de tuvalet temizledi. Yani gerçekten yani şöyle bir durum var. Eğer Alman vatandaşıysam tabii ki Almanya'da oyumu kullanmak isterim. Ama Türk vatandaşıysam sonuçta ben o vatandaşlık hakkımdır. Yani burada vergi veriyoruz diyorlar. Vergi veriyorsunuz tamam ama biz de bir yazın geldiğinde bir Türk eğer en azından Türkiye'ye herkes kimse buradan bir şey almıyor. Türkiye'den yatırım yapıyor. Türkiye'den ev almaya çalışıyor. Çünkü biliyorlar ki hocam zamanı geldiğinde biz burada kalıcı değiliz. Yani bunu görüyoruz. Bütün tarihte de gördük. Şimdi söylemek istemiyorum ama yani her şeyin bir sırası var hocam yani. Evet. Peki. Yani, Ali hocam var mı son olarak söylemek istediğim bir şey? Yayını sonlandıralım diyoruz artık. Yok. Çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilere de iyi akşamlar diliyorum. Güzel bir program oldu. Deniz Bey iyi akşamlar. Deniz Bey sizin var mı sonra söylemesiniz bir şey? Hocam çok teşekkür ediyorum sizlere. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbet oldu. Sağ olun. Eyvallah. İnşallah yanlış anlaşılmamışımdır. Teşekkür ederim. Ya, yanlış anlaşılsam bile umurumda olmasın. Tamam mı? Takma. Boş ver. Biz senin niyetini biliyoruz. Tamam mı? Gerisinin kimin ne dediği boş ver. Takma. Ara sıra canlı yayın yapacağız böyle. Haftada bir defa yapmaya çalışıyorum mümkün oldukça ama yapamadığım zamanlar da oluyor. Eğer olur da görür de denk gelirseniz tekrar sizi konuk almak isterim. Onu söyleyeyim. Teşekkür ederim hocam. Hayırlı akşamlar o zaman herkese. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.